Az billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salatu ve salam Allah Resulüna Muhammed ve Alaihi ve Sahbi Ejmain. Allah Resulüna Muhammedin salawat. Gecemiz, günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın ikinci yanında aziz eylesin. Tefekkürünü refik eylesin inşallah. Sevgili kardeşler, Dima 247, his 18. Biraz ısınmak için 5-10 dakika bir şey yapalım. Not Aldığım notlardan sonra hisse gireceğiz. Toparlanmak adına. Ya. Kararsızlıktan kurtulup karar verebilme. Karar vermenin gücü diye bir başlık atmışım. Çalışırken aldığım notlar. 5-10 dakika toparlanmak için esas dersimiz bu değil. Tamam dersimiz biraz 5-10 dakika sonra başlayacak. Isınalım. Bazı insanlar frekans taşıyıcılara ve bazı istasyonlarına benzer, benzerler. Geçenlerde bu tekrar var ya tekrar. Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allah'a ekran. Yani bunun ya bunun tekrarı niye bu kadar tekrar ettiriyor? Ondan sonra ee, gene hani bunun hakkında çok ders oldu. Çok var. Tekrarat Kur'an hakkında. Risale'de de çok var. Hatırıma gelen bir örnek farklı. Gel buraya koy şey. Bayan Bu Bu Frenkastan açıldığı için bu soruya giriyorum. Sevgili kardeşler, Zübeyir abi şöyle demiş. Aynı şeyi tekrar ediyorsun tuğlayı. Ama bina oluyor. Gözükmeyen, gözükmeyen plan vücuda çıkıyor plan gözükmez. Soyuttur. Bina ortaya çıkıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı elektrik. gibi. Birkaç tane vereceğim. Bu mesela insan bir projedir. E bu tekrarla tuğla koyuyorsun diyor. Hiç kimse bunu tekrar demez. Veya merdiven. Rüştü bir şey derdi. Muavinlik yaparken gel, 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 gel. Kelime aynı. Kelime aynı ama uslupla hepsi farklı. Gel, gel normal gel. Gel, Güvenmiyor musun? Gel be. Yani gel üçüncüsü şiddet içeriyor. Veya bizim misalimizde hava pervaneleri şey var ya elektrik üreten. Aşağı yukarı rüzgar şeyi. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Ne aynı şey tekrar ediyor. Ama elektrik indükleniyor. Elektrik ortaya çıkıyor. Ve milyarlarca cihazın şehirde farklı işlevine sebep oluyor. Ampul oluyor lamba. Kamerası oluyor. Ses ve süre çıkıyor. Fırında ekmek pişiriyor. İnşaatta celaskal oluyor. Görmediğime inanmam diyene katil oluyor. Gebertiyor. Elektrik böyle. <laughs> Farklı bir şey söyleyeceğim. O tekrar daha. Bugünlerde böyle tevhid dersleri yapınca herhalde oldu. oldu. tekrarda doğru veya yanlış. alimime düşeni söylüyorum. Subhanallah, Subhanallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah derken beynin beynin frekansı yaymış olduğu dalga boyu kadar güçlü hiçbir frekans yoktur diyor. Beynin yaydığı enerji, frekans, dalga o enerji nereden çıkartıyorsun. Çünkü bunu çocuklar görüyor. Sen görmezsin. Sevip sevmediğini anlar. İki, zaten düşüncelerin yani o zikrin, zikrin vücudu var, ruhu var, hayatı var, şuuru var. Başka? Yeni bulduğum. Kokusu var, tadı var, sesi var. Mesela düşüncenin kokusu var mı? var. Nasıl anlarız? Senin kokun değişiyor. Düşüncenin kokusu olur mu? Var. İbrahim Hakkı Hazretleri Namesi'nde diyor ki: Kokusu ağır olana parfüm değil yani böyle esans değil. Ahlakını düzelt diyor. Ahlakını ahlakı ağır olanın kokusu ağır olur. Ya. İmam Ali güzel söylüyor. Diyor ki: Kirli çamaşıra koku değil. Sabun lazım diyor. Şimdi e, tekrar ederken yapılan o frekans, o enerji salınımı kadar güçlü bir şey yok ki. Mesafesiz bile falan yerdeki bir kardeşim veya bir şeyin, bir Müslümanın kalbine mana oluyor. Ustadımızın tabirine geçeyim. Diyor ki burada okunan evrak ve eskarlar cephede silah olur kafire de korku olur. Nerede söyler bunu? İşaret edeceğiz da. E, diyor ki yani bir kenarda en nefasatı şeyi anlatırken e, ne diyor? arzda fısk çıkartırlar diyor. Bir kenarda cefşen okusa. Adam bir kenarda günah bir işte işlese nasıl arzın fesadına sebebiyet veriyor? Yani işlenen bir günah. Köşede adam içiyor. Bilmem ne yapıyor. Yani e, arzın fesadına niye sebebiyet veriyor? Arzın fesadına. Demek ki o yaylan dalga karşı iki etkiliyor. En etkileyen güç budur. Çocuklar, deliler, hastalar, melekler ve cinler bu frekansı alır. Cinler buradan tanır. Senin oturursun öyle bir cinli senin kafanda geçeni söyler. Sen zannediyorsun gaybi söylüyor. Oysa senin kafandaki ben gözüm göremiyor, aklım intikal etmiyor. Ama düşüncenin rengi var, kokusu var, şekli var. Cinler onu görüyor o boyutta zaten. Onun için karşıdakinin o dalga boyunu görüyor. Sen şöyle düşünüyorsun diyor. O da öteki de bu olayı bilmeyen adam der ki vay be gaybı biliyor. Ne gaybi, şahadet bu. Şu anda ben ne düşünüyorum melekler görüyor kafamdan şu anda çıkıyor. Cinler Çıkıyorsa de görüyor. Anten olması <laughs> lazım. Evet. Demek ki anten gibi bir vazife. Va vazife var. Mesela saçlarım diyor diken diken oldu diyor. Mesela şey de, kıllar da öyle olur ya kafadakiler de olur ya. Bir, bir kadın saçı diye bir dersimiz var bir saat. Herkesin farklıdır. Bazıları böyle e <laughs> yayarken bazıları yaydığı kadar içeriye alıyor. Kadın saçı böyledir. Onun için e, yayıyor düşüncelerini vesaire duygularını ama aynı aynı kuvvette alıyor. Aldığı için psikolojileri sıkıntılı. Dışarıdaki dalga boylarını çok iyi alıyor. Çanak anten vazifesi yapıyor saç. <laughs> Ve duman oluyor. Saç çekim çekim özelliğine sahip. E, mesela doktorlar çok burada şimdi. Kan bir organ kabul edilmiyordu ama şu anda bir organ kabul ediliyor. Bilimsel olarak bir organ kabul ediliyor. Öyle bir zaman gelecek ki külliyatta buldum. Koku bile bir organ kabul edilecek. İnsanın kokusu sesinden tedavi edilecek. Sesinden hastalığını yaymış olduğu kokudan ona has hastalığı ona ait çözüm olacak. Çünkü Yusuf Aleyhisselam kısasında var. Kokusunu alıyorum diyor. Koku, ses. elsine sinetikum ve Elvan Kur'an'da ses ve simalarınız. Sima zaten hastalığı gösteriyor. Ses de gösteriyor. Koku, koku. Kokuya daha varamadılar. Koku mucizesi mükemmeldir. Kur'an'da sergileniyor. Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bir haftalık yol. Evet. Yani benim... E, Mehmet burada mı? İyi ki yok. Çünkü akşam yat arasında peygamber zikri var ya peygamberlerin ve İybe iznade Rabbe hünüme senye durvan Tahramu Rahim Rabbini mesene durvan Tahramu Rahim Rabbini mesene durvan onu çekiyorum. Ya dedim ki ya kendim ya bunu bana tekrar ettiriyor. Rabbini mesene durvan. Mehmet de oturuyor ama içimden tabii. Mehmet şahit e buna. Böyle bu ne yapıyor dedim. Ben soruyu ben sordum. Birilerine sordum. Bakayım ne olacak? Dedi ki bu dedi dalga boyu frekans bu yayıyorsun. E ne oluyor diye gene bana rağmen bendeki soruyor. İç alem ya çok tuhaf alem. Sonra daha <laughs> böyle oturuyorum. Baktım karşıda duvar bir şey çıktı böyle. Duvar. Kolun bir duvar. Kara, karanlık gibi bir yerdeyiz. Matkap var ya matkap. Helezonik kalem içindeki yay... içindeki yay gibi böyle ya aynı mesafede böyle hiç önce bana bunu gösterdi işte diyor zikir bu matkabın matkaba benzer enerji matkaba benzer o tekrar boyumlarına benzer bak ne işe yaradığını göstereyim sana deldiler ...aa bir baktım karşıki tarafta ışık var mükemmel kok oradan ayrıldı mükemmel bir koku geldi bir şekil şey bir gördüm ben de <laughs> Unuttum her şeyimi. Kaptırdım kendimi. Mehmet orada. <laughs> diye gülmeye başladım. Sonra baktım ki Mehmet burada. Mehmet dedim kimseye demeyesin. Şimdi. Yok <laughs> demem, Mahmut demem dedi. Demem dedi. Normal dedi. Dedi dedim ki kafasına kalacak. Ne gördüm biliyor musun? Böyle böyle dedim kafama bu soru takıldı. Baktım karşılı yok. O matkap gördüm. Matkaba benzer. O kendisi güç, bölümleri tekrar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aynı şeyin tekrar. Ama aynı şeyi tekrar ama karşıya aynı şey değil. Karşıyı açtı. O baktım bir tuhaf manzara var. Kokular geliyor buram buram. Delikten baktım yani. Ha, tekrar zikir böyleymiş. Frank Soruyu, abi. Sor soruyu soran da ben değil. Cevabı da alan ben değil. Yalnız nakleden benim. Sistem ya bu meziyet değil ki herkeste var bu. Ben de bu tarafta çalışırken ötekisinde vehim çalışıyor. Korkan başkası, sıkılan da başkası faturayı kendi üzerine alıyor. Ben sıkılıyorum diyor. İkisi de aynı. Ben bu tarafta bizde veya meşgul olduğum bunlar çalışırken sen de onda bunda vesvese çalışıyor. Vesvese de öyle. Soruyu üreten de, olumsuz cevap veren de sen değilsin. Senin alakası yok. Sana düşen şu, benim demen de sana fatura çıkıyor. Evet. Şimdi e, insan bazı insanlar e, frekans taş taşıyıcıları, seyyar gibi veya bazı istasyonuna benzerler. Öteleri bizi taşıyan değerli bilgi ve berzah insanlardır. Öteleri buraya, burayı oraya taşıyanlardır. Bir cümle okuduk ve kesiyorum. Şimdi dersimize giriyoruz. İstersen. 10 dakika oldu. Şimdi geçen hafta e, attığımız yerden devam edeceğim. Geçen haftaki bir şeyi tavsiye edeceğim. Geçen haftaki şurada çizmiş olduğumuz bir şey düzelti, düzeltmem gerekiyor. E, heva Heva ilahlık iddia ediyordu. Bunu e, Şöyle demiştik, dediğimizi söyleyelim. Sonra tasi ora. Bunun ifrat, ifratı var, vasatı var. Bu niye oynuyor? Bu ne oldu? Çocuklar mı şey yaptı? Heh. Tefriti var. Hatırlayan var mı geçen hafta neydi? He? Geçen hafta. Neydi abim söyle. Hevanın ifratı neydi? Tamam. Karşıya ilahlık davasını davasını yapar. Vasatı neydi? Bu Sünnet-i seni vesaire. Tefriti neydi? Yeis. Bir, şey gayet, bir, şey evet, tamam. bir tamam. Bu kadar. Şimdi tavsiye ediyorum. Farklı kalemle. Arkadaşlar. E, hevanın ifratı Hevanın ifratı ilahlık iddia etmek, Firavunlar gibi ilahlık. İd Çocuklar ha bunu nasıl yapmışlar yani? Şöyle mi? Heh. İlah ilahlık iddiası. Bu niye sallanıyor? Kendisinin ilah olduğunu iddia ediyor. Ayette. İlah olduğunu O ifrat değil mi abi işte? O yanlış oldu. Yanlış yukarıdaki ilah aynı olmadı mı? Aynı aynı Karşıya. Ama, Ama karşıya, karşıya çekilseydim Tefritte de kendisini abd ediyor. Efendim doktor. Şimdi hevanın ifratı ilahlık davası. Ben ilahım demek. Hevanın tefriti kendini yok ettiği için kendi tefrit kendisini ya, yok, ediyor. yok ediyor ya. Ben ilahım demeyecek. Ne diyecek? Sen ilahsın. Başka, başka ilanlar yani Cenab-ı Hak'tan az başka ilanlar edinecek. Başka. Onun için ye istemiştik. Ha, ye istemiştik. Bu yani mantığı de. bu yani mantığa kurmuş. Sonra sonra 26. sözde Hı. ayette de geçiyordu. Ondan zaten ikisini de yazdım. Hı. Dikkat edersen. Evet. Geçen haftayı bu mantı. E, tefrit kendini ortadan kaldırmak. E, ifrat karşıyı kaldırmak. Vasatı <laughs> senet iseniye. Bunda sorun yok. Şimdi diyor ki ayette e, ilah insanlar ilah edilme. İnsanlar ilah edilme. ilahlık davasında da bulunma. Çünkü mesela üç kişi ilahlık davasında bulunmuş Kur'an'da Sari. Şeddat, Firavun, Nemrut. İlahım dedi. O semanın ilahı ise ben yeryüzünüm. Bu bu e, Sonuçmuş. Bu yanlış değil. Onun için tuttum burada. Kendisinin ilah olduğunu iddia ettiği için kendi iç alemde galiba ilahım hiç hastalık olmamış. 300 sene Firavun hiç hasta olmamış. Yaşamış 350 sene. Herhalde atı da saraya çıkarken ayakları uzuyor. Böyle bir şey yapmış. Bu sonuç baktı ki ilah ama ilah ee, kendisi de sonuca varamayınca yeise düştü. Yani bu bu bunu şu doğuruyor. Yani kendisinin ilah olduğunu kendisini e, karşıyı yapıyor. Bu da kendisini yapıyor. Kendisini çökertiyor. Sonuç gibi. Evet. Çökertiyor. İstersen bunu si, bunu koy. Bu sonuç. Çünkü kendisini ortadan kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? kendi o özelliklerin şeyler her şeyini kaldırıyor. İla ben ilahım. Zaten ayet diyor ki o nefsi hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Nefsini ilah edineni. Men kaza ilahahu heva diyor. Hevâ-i nefsini ilah edineni. Kendi hevasını ilah ediniyor kendi hevasını. İlah ediniyor. Kendi kendini ilah ediniyor. Yani peki süreçte nereye varır? yeyse düşer. Yeyse niçin düşer diye merak ettim. Çünkü ancak kafirler diyor Allah'tan ümidini keser. Allah'tan kafirler nasıl ümidini keser? Ümitler bizde de var ümitsizlik. Yani ümitsizlik var. O deri ama bu öyle bir şey ki ilahlığın sonucu olan yeyiz. Kendisini ilah zannediyor. Kendisini şey zannediyor ya. Ama iç alemi bu. Kendi iç alemi. Ee, ama hevan karşıya ilahlık işte diyor e, insanları ilah edilmeyin diyor karşı taraf ilahlık iddiası yapıyor ki edinebiliyor demek ki insan ifratı hevanın ifratı e, ilahlık iddiasında bulunmak dışarıya bu tefrit ise kendi zandır ilah olduğunu zanneder fakat ye ise müptela olur. Peki sonuçları nedir? Bu yeis olur, intihar olur. Kendisini çökertir, intihar olur, bedbinlik olur. Ekledi ekle yani intihar. Hasan abi kendisinin dediği hani bizim nefsini ilah edinen dediğiniz ayetteki kendi o nefsi mi? Evet. Evet. Aslında o. Evet. Nefsini ilah edinir. Evet kendisini, kendi nefsini. Peki bu ne, neyi doğurur? Eylem itibariyle neyi doğurur? Cinneti doğurur. Cinnet. Mesela e, tıpta bir adam cinnet kafasını sıkabiliyor. Nasıl sıkabiliyor? Bu hevanın ifrat moduna geçiyor. O anda. E, ama kendi ihtiyarıyla iladesi. O başka bir tahlil. Yani o cinnet cin oldu nettir diyor Kazali. Cin Cindir. Cinsellik, cinnet, cinayet cinlerle kalıdır cinlerin aktifliğidir. Cinayet onun için işler. E çünkü herkeste doğduğu zaman diyor Peygamber Aleyhisselam Vesselam bir cinle doğar. Onun ikizi gibi. Onun adı nefistir. O nefis. Nefse marilik o yapıyor. Benim nefsim iman etti o. Benim benim şeytanım diyor iman etti o normal bilinen şeytan değil. O Allah'a iman etmedi de peygamberi e iman eder mi? Benim diyor şeytanım iman etti diyor hadis. E peki Allah'a iman etmeyene peygambere iman eder mi? Etmez. O bilinen hali şeytan değil. Herkeste yaratılan nefis o şeytanın benim şeyin nefsim diyor. Şeytanım benim şeytanım iman etti. Herkeste doğan. Yani sonra işte bu hatırıma geldi. Kendisinin ilah olduğunu zannediyor. Zannediyor. İsterseniz zanneder. Ya da nefsine destek oluyor parantez içinde. Tabii da... de aynı şey değil mi? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne iddiasıyla? Kendisini böyle öteki tarafa e, iddiada bulunur mesela. Mesela şu anda öyle firavun gibi adam var ki dokunamıyorsun derece derece. Tenkit edemezsin, eleştiremezsin. E, şey yapamazsın, iş anlatamazsın. Acayip bir şey ya. Böyle bir tuhaf mahluklara rastlarsınız, tanıdıklarınız vardır. Yani elbette ki bu seviyede değil. İlahlık iddia etmiyor ama yani bir şeyden de haber veriyor yani tın tın diyor Bir yapılanma yapamazsın. Bilmiyorum yok. Alttan almak yok. Onu yapmak yok. Yok yok yok. Nedir o? Heva. Hevanın tefriti. Yani kendisini acayip bir konuma koymuş. Ee, yani istisna mustesna. E, tenkit edemezsin. Eleştiremezsin. Memnun edemezsin. İkna edemezsin. Kanaat ettiremezsin. Hiçbir şeyle memnun olmaz. Hiçbir şey yok. Hiç böyle. Kendisi kendisiyle de memnun değil. Kendisi kendisinden de rahatsız. Böyle. Öyle bir hale geliyor ki e, istisna yapıyor kendisini. Ulaşılamaz farklı bir şey. Ne bileyim nasıl bir şey oluyorsa kendisini farklı bir konuma koyuyor. Peki sonucu nedir? Yeistir, intihardır, bedbinliktir. Yani bedbinlik pergel insan kendisine koyar bu merkezde. O merkezde her şeyi yorumlar yani. Ben merkezde düşünür. Ben merkezde yorumlar. Ben merkezde işler yapar. Yani benim anladığım külliyat, benim anladığım Kur'an, benim anladığım ben. Evde ben. Acayip bir şey bettin yani. Ee, bu Huda da Veya böyle bu şey yapayım. Bir, bu ayeti hatırıma gelince dedim bu Geçen hafta buydu. Bu olur, olur mu diye ama söyleyin bak bu şeyiniz varsa. Şimdi tefriti de anlattığınızda ikisi de ilahlık iddiasında yani şey bulununca karşıyla kendisi aslında aynı manaya geliyor gibi oluyor. Çünkü ikisinde de onun aşırı kullanımı var. Ha kendine olur ha karşısına olur. Onun için ikisini toplayıp bunlar iftihata girer bence anladığım kadarıyla. Vasatı hüdaysa vasatını kullanmamak ne demek? ne bir o e, karşıyı ve kendisini ilanlık iddiasına bulmayıp hüdayı da yapmayıp ne hiç Başka hevası ne? şeyi çalıştırmıyor. Hevasını kullanmıyor. Müsbete menfiye hiçbir şey çalıştırmayan hani kop balığı gibi diyoruz ya. Hı -hı. Heva sistemini hiç kullanmıyor. Yani hevanın bir müsbeti var. Ben bir şey isteyeceğim, bir şeyle uğraşacağım ki hüdayı bulacağım. Vasatını kullanacaksam onun hiç kullanılmaması tefrit olması lazım. Yani burada şu anki söylediğimiz kendisi ve karşıya olan kısım tefrit, ifratı bence. İkisi de ifrat. Evet. Ee, tefriti bu sistemin bu vasatı da olan sistemin hiç kullanılmaması. Fokmola gibi ne menfiye kullanıyor bir şeyi ne müsbete. Başkasını ilahi hiç, hiç kullanmıyor. heva sistemini kullanmaması evet. lazım. Şeyde, Peki şöyle bir de düşünün. Ee, şirkin kainatta vücudu yok diyor. Yok ya kafasızın kafasına var. Niçin var? Bu sistem niye çalışıyor? Vehmi, itikat olsun diye. Küfür sistemi iman olsun diye. Tamam Şey ise, e, heva ise Allah'ın zatına ayna oluyor. Hudaya, zatına. Mesela ilahlık iddia edebilen, edebiliyorsa... ilahı göstermesi gereken bir sistemdir. O mesela insanın fani olacak ki bekayı almasın. Beka olan bir şey bekalığını anlamaz insan. Fani olması lazım ki bekalığını almasın. Aciz olacak ki kudreti bilecek. Fakir olacak ki zengin. Şimdi bu heva ne işe yarıyor? Heva ilahlık iddiası. Tamam ilah. Onu her iç içsel alemde ilahlık zannetmek, kendisini çok istisna böyle farklı bir koymak var ama karşı ifade edemez. Etmez yani. Hakikaten ilah gibi, firavun gibi. Hepsi Karun gibi, Şedat gibi e, böyle çıkıp da ilham de, diyememiştir. Ama küçük birer Nemrut diyor Ustad onlara. Küçük birer Şedat gibi diyor. Küçük birer e, Firavun gibi olmuşlar diyor o makama geçince. Yani içinde içi anlatıyor. Bu iç dünya tefrit. Belki de doğru. Yani bu sonucu bu. Yani huda olmasa ne olur? İda olmasa yeis olur. Allahsızlık. Veya karşıya itti. Allah'lık iddia eder. Doğru yani bu. Yani yeis sonuç. Ama iç halemi talih ettiğin zaman o hevai nefsini diyor İlahi dineni görmedin kendisini. Kendisini ilah edilmiş mi? Diye meal bu. Kendi heva nefsini, heva bak. heva nefsini ilah edindi. Peki her ilah edilen karşı ilahlık iddiada bulunur mu? Bulunmuyor. Bulunamıyor, şartları yok. Ama o şartlar bulunca karşıya il ilahlık yapıyor. İlahlık peki ne yapıyor? Despot oluyor. Ee, idealistle ideoloji var ya ideoloji ee, karşıya hak, hak vermez. Benim gibi düşüneceksin diye. Sufyan gibi, keferi gibi. Öldürür. Buradan kaynaklanıyor. Karşıyı ortadan kaldırır. Yani e, idealistik. İdealistik. Sen senin gibi düşün. Ben de benim gibi düşüneyim. Şey Kaldırmak yok. Ama ideoloji karşıya hak sahibi vermez. Benim gibi düşünmüyorsan yok olacaksın. Bu buradan geliyor. Ya, o abi. He? Vermiş işte üç kişi ilahlık iddia etmiş. Ben Hangisi bu mu? Yani. Onu anlatıyorum. Hani onun gibi çıkmamışlar. Ama hevai nefsini diyor ayette ya. Hevai nefsini ilah edilmiş. Nedir o? Şu. Karşıya iddia etmiyor ama putlaştırmış. Allah diye haşa ilah diye onun arzularını yapıyor. ve Osman ilah gibi evet karşı iddia etmiyor tefrit. İla menitte kaza ilahı heva nefsini ilah edilmek ne demek? Artık ilah ilahiymiş gibi onun emrini yapıyor. Kendi nefsinin hevasının ne istiyorsa onun peşinde. Pergeli oraya koymuş. Şunu istiyor. Leş olmuş yani. Karşı ile hiç alakası yok. Bu mesela kabul adem olsa bu ademi kabul. İkisi de inkar ama bu idealistik. Bu mesela ademi kabul. Allah benim problem değil diyor. Böyle bir, şeyim yok. Hobim yok diyor. Tabi. Bana öyle dedi. Yani kafir ama mütecaviz değil. Leş. Adi A. Ah, Adem'i kabul. K ileride ya. Kabul Adem. O yoktur diyor ama iddialı söylüyor. Karşı. Bu nefsini ilah edindiği nasıl anlarız? Karşıya demez. Ne diyorsa onu yapıyor. İlah gibi yani. Nefse marısı tamamen tabi. ...sonuç itibariyle yeis olur. Muhbir-i sadıka iman ile teslim olmaya mani olan... ...nefsin heva ve hevesini... ...deyince, yani bunun vasatı muhbir-i teslim olmak. Evet. Tevhid heves olamaz mı? Şimdi sanki onun için doldurdunuz. Heves, e, heves heva gibi değil. Heves, nefs emmarenin bitmez tükenmez, onu işledik. Işte bitmez tükenmez... Arzular peşine koşmak o ilahlık değil. Heva çok korkunç bir şeydir. Heva hakkında iki üç dersimiz var hatırlarsınız. Heves öyle değil. Yani heves nedir? Vahiy'e sar, istikbale kör, yani ahirete kör olmaktan, gafletli bir hayatın e, nefsin istek ve arzuların bitmemesi. Şimdi burada e, dün içen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, <laughs> gerçi 60'ım geçen hafta. Sayfa 292'de devam ediyoruz. <laughs> bu bunu kaldırdım, kaldırmadık yeisi. Bunu ekleyebilirsiniz şey. Osman bunu yani bunun altına yani bunun altına yeis intihar falan ekleniyor. Yani hevasını ilah edineni görmedin mi var ya bu. Bu da karşıya ilahlak herkes etme. Bu bir hepimize bakıyor. Tefrit mi oldu. Kendisini bak ne yaptı? Ruhunu ortadan kaldırdı. Kendisini ortadan kaldırmış. Neyi kaldırmış? İnsanlığını kaldırmış her Ne var? Tamamen he hevası var. Yani putlaştırmış kendisini kendisine. Şimdi sayfa Emirdağ 153. Bir tanesi gördüyse ben devam edeyim. Sayfa kaç tane? 200, 292. Geçen hafta atılmıştı. Sırrı insaniye atılmıştı. Cuma atılmıştı. O, o talebe arkadaşlarım, o ustatlar hükmünde hocalarım, o mülşitlerim, evliya ve şeyhlerim bir hissi kalbel vuku ile ruh hissedip iki akıl bilmeyerek en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o mürşitlerin muritleri içinde parlak bir nur çıkacak. Ehli imanın imdadına gelecek diye o istikbaldeki nimeti ilahiyeyi ilahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde <laughs> diye devam ediyor. Emir Dabir 53. sayfa. Hani metni anladınız. Bir de okuyayım mı? Gerek var mı? Bir de okuyayım. O talebe, talebe arkadaşlarım. İki. O ustalar hükmünde olan hocalarım. Üç. Omurşitlerim. 4 Dört. Evliyalar. Beş. Şeyhlerim. Beş tane. E sonuç şu. Bir hissi kalbel, kalbel vukuyla. E, vuku ile. Yani hissi kal, e, kabl, e, vuku demek. Vuku bulmadan önce vuku bulmuş gibi hissedar olmak. Geçen, dün akşam bir şey yazdım. Anlayan anlamıştır işte. Gerçi o cumartesi dersinde. Geçmiş nedir? Ee, kullanılmış anların mezarlığıdır. Bir daha burada yazayım. <laughs> Geçmiş. Kullanmış. Nılmış anların mezarlığıdır. Gelecek kullanılacak anların deposudur. An nedir? Geçmişin kazanımlarıyla kazanımlarıyla geleceğe bakarak bakarak Yani kitab-ı mübin ya bu an. Geçmişin kazanımlarıyla geçmişin yani an geçmişten kopuk değil. Gelecekten de kopuk olamaz. Mümkün değil. Geçmişin ve geleceğin andaki tezahürüdür. Şuurdanlığı. Yani ne dersen de bakarak ne eklersen ekle sana ait. Geçmiş, an geçmişten kopamaz. Zaten geçmişte koptu an olmaz. Gelecekten de kopamaz. Var olma mi mesela? Bunu iki nokta koydum ya. Var olma veya tanımlanma, farkındalık, mesela şuurdanlık, şuur. Yani ve e, şu anda bilimsel bedeni bir hayat, bedensel bir hayatın zamanı şöyle akar. Şöyle. Bu geçmiş an bu gelecek. Değil mi? Ters mi söyledim? Ters söyledim. Ee, sağda, sağda so olacaktı. Tamam bunu oku yerini değiştireyim. Geçmiş ha, böyle olacaktı. Şurası da böyle olacaktı değil mi? Yani <laughs> geleceğin ana akıp maziye dökülmesi. Tek boyutluk demek zorundadır. Onun için zaman görecelidir demek Zorundadır zaten. Yani e, kitab-ı mubin e, maddenin, mekanın fonksiyonu itibariyle böyledir. zaman da bir boyuttur der. Görecelidir der. E, sonra şimdi 2023, şey 2022 e, Nobel ödülü aldı. Sebep Einstein'ın teorisi ve Kadros'un teorisi çöp atıldı. Kuantum fiziğini kullanarak adamlar bir grup, bilim insanları e, adını da unuttum o grup... Neyi şey yaptı? Diyor ki e, çok ciddi e, şeye de darbe vuruyor. Determinist'i öyle vurmuş ki da, darma duman etmiş. Nedir o? Sebep, sonucu her daim doğurmaz. Yani kaos teorisi. Yani belirsizlik. Ve Nobel aldı. Kuantum fiziğiyle. Gerçi zahirde bellidir. Ama kuantum fiziğinde belirsizlik hakim. Ama o belirsizliği kendisi bir belirlidir. O kendisi bir belirlidir ama bizde de belirsizdir çünkü bir bir şey olması gereken her yerdedir, her şeydir. E o zaman ne getirir? Sebep her daim sonucu doğurmaz. Ama tıpta en fazla yanılgı, en çok e, sebebi putlaştıran, senelerce bombardıman yaparak sebep varsa mutlaka sonuç olur. Olmuyor kardeşim. Ölmesi lazım, ölmüyor. Bu 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 öldü ama bu ölmüyor. Ölmedi yani. Mesela bu seveç şey olmayacak. Ona ait bir tane deney yaptılar. Deney hepiniz şahitsiniz. Üç tane tüp getirdi böyle. Bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı. Dediler ki sen idama mahkumsun. Amerika'da olmuş. Amerikalı bir şey. İple asılacaksın. Zaten asılacaksın. Ama bir deney yapacağız. Deneyi kabul edersen ailene büyük para vereceğiz. Tamam dedi. Eğer bu mavi tübü tüp içinde zehir bir anda ateşe bağırarak öleceksin. Bu zehirdir. Yaparsak. Kırmızı tüpü verirsek ateşin çoğaltı çoğalacak. Böyle ateş de böyle yana yana öleceksin. Sarı tüp zehiri bayılacaksın. Uykun gelecek. O baygınlık hali bayılacaksın. Hiçbir anlamayacaksın. Öleceksin. Tabii ki hepinizin tahmin ettiği gibi sarı tüpü tercih etti. Ve verdi. Hakikaten aynı dediği gibi uyudu, bayıldı ve öldü. Oysa gıda maddesi, boyasıymış bu. Bu adama zehir vermediler. Yani nasıl ki maddeyi nasıl değiştiriyor? Kötü bir haber duydun. Somut mudur yani? Madde midir kötü? Haber. Niye midene vuruyor? Niye stres diyorsun? Kanser vesaire. Yani bunlar maddenin sebebi de madde olması gerekirken madde somuttur ama soyut bu. Kavramsal bir şey. Düşünceyedir. Adam peki bu zehir mi öldürdü? Düşünce mi öldürdü? Yani. He? Yani demek ki bu sebep bunu doğurmaması lazım. Hani doğuracaktı? Sebep bu sebep bunu doğurması lazım. Gıda ya biz zaten yiyoruz gündür ayda. Bize gavurlar sokuyorlar vücudumuza. Gıda boyasını sokmuyorlar mı? Helvalara baksanıza renkli helvalara, yaz helvası, kız helvası, boya. Yani o sarı ya, sarı helva var. Sarı gıda vermiş, gıda, gıda boyasını vermiş. Adam niye öldü? Ölmemesi lazım. Soğan var, ekmek var, adam ölmüş. Ölmemesi lazım, soğan var. Yani çok tuhaf şeyler oluyor. Yani putlar, o mutlaka o de, diyenler de şimdi zaten şaşırıyor. Eskide Eskide madde neydi? Atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçası. Son durak buydu. Ondan sonra durak yok ki, ihtimal yok ki ahiretin varlığı olsun. Atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı. Çünkü kuarklara inmiş, nötronlara inmiş, kuantum fiziğine geçmiş. Ne Daha cadde büyüdü. Yani kum saati gibi fizik yukarısı, aşağısı metafizik. İnceleşti, korkunç bir dünya açıldı. Şimdi adam Nobel ödülü aldı. Ben ne konuşacağım ki? Nobel ödünü aldı. Belirsizlik var diyor. Hatta bir örnek vermiş adam o videosunu gördüm. Basket topunu atıyor. Havadayken bu top belirsizdir diyor. Kimse diyemez şuraya gider diye. Yapamazsın diyor. Her tarafı gider. Her taraf şekilde olabilir. Böyle topu atıyor, böyle kıvrılıp kaleye giriyor diyor. Nasıl oluyor? Niye oluyor? A, fizik ilkelerini şey izin. Yani e, bizim için belirsizlik gibi gözükürken o belirsizlik içerisinde çok acayip bir cümle kullanmışlar. Ötelere, kuantum fiziğine göre belirlidir. Şimdi geçmiş neymiş? Neyse bizim konumuza gelelim. Çok tuhaf. Bu bedensel zaman. Ustad altı tane zamandan bahsediyor. 29. Lema-i Arabiye şuaların sonunda. Başka bir de 17. sözde. iman olayım, düzeltir diyor. Sağdan sola akarken, soldan sağa, önden arkaya, arkadan öne, üstten aşağıya, aşağıdan yukarıya. Yani bu yani iman diyor, şöyle tamir eder. E, 447. sayfa sözlerde 7 tane zaman var diyor, şeye dünyaya girmiş. Ama yani biz bir tane zaman biliyoruz. Gelecekten ana, böyle akıyor. Evet doktor. Ama 7 tane, bir diyor. Gece ve gündüz saniyeyi sayıyormuş. Gece ve gündüz saniyeyi sayıyor. Ondan sonra seneler dakikayı sayıyor. Asırı saati sayıyor. Saati sayıyor. Ondan sonra tabakayı ömür. O haftalık haft şey haftalık ta takvimi sonra <laughs> dur dört. Sonra beşinci tabaka e, arz mama inkılaplardan bahsediyor. Yedinci şey ya yok 5 e, be, sema tabakasından bahsediyor. Ha, şey hava havadan bahsediyor. bulutların hareketleriyle. 6 e, o sema bulutlar değil de hava değil de cevi sema değil fezayı söylüyor. 7 yerin altındaki inkılabat. Onların da zaman işleyişi farklı. 7 tane zaman. Ama biz sif bize bakan zamanı söylüyor. Üstad gelecekte ne Nobeller olacak bu külliyattan ya. Ne Nobeller olacak? Kat şey diyor ya, hakikati zaman diyor. Ya, levh-i mavi ispattır diyor. Yani Mesela şimdi e, web zamanı izafidir diyoruz. Ama evet. bir de hakikati zaman var mı? Hakikati böyle. var bir de. Yani izafi olan zamanın, e, yani kişiye göre bir e, zaman mevzusu ama Üstad bir hakikati zamandan bahsediyor evet. ve kitabı mübin olarak ifade ediyor. Evet, kitabı mübindir diyor. Evet, evet. Şimdi devam ediyorum abiler. Ee, orayı okuduk. Şimdi metni gördünüz mü? Def şeyiniz var, telefonunuz gelmiştir. Evet, evet. Tamam. İyisiniz değil mi? Ha, öyle. Şimdi üret üretmeye geçiyoruz. Çünkü metin okuduk. Metin tahlili yani bu. Metin tahlili. Hissi kablel vuku. His olduğu için ister istemez hissi kabilel vuku karşımıza çıktı. Hissi kabilel vuku hakkında bayağı dersler oldu bu vesileyle. Belki de 3-4 tane saat ee, hi, ne demektir? Hi, e, etmeden yani hissi kabilel vuku, vuku bulmadan önce hissedar olmak. His hissedar olmak. Yani içsel alemine hoş geldiniz kapısıdır. His. İçsel alemin giriş kapısıdır. Şimdi okuyorum. Vicdanın ana ve erbası ruhun dört havası olan irade, zihin, his ve latife Rabbaniye. Tamam. E, vicdan konuşunca iç, ister istemez içerisini konuşmak zorundasın. Bilmen lazım. Vicdan deyince böyle mastar olarak, bütünsel olarak, paket olarak düşünmeyeceksin. O taraf var ama esas o değil. Vicdanın içerisinde irade var. Zihin var. His var latife Rabbani var. Hepsinin işte bir farklı. Ki kader diyor usta. Kader nedir? İlim nevindendir diyor. İkinci cümle, hüküm cümlesi. Hali ve vicdanidir diyor. Vicdanı deyince vicdanı komplesini düşünürsen olmuyor. İlle karpuz gibi keseceksin. İçindeki karpuzun çekirdeklerini, kokusunu, tadını, suyunu bileceksin. Vicda, kader nedir? Hali ve vicdan nedir deyince. Vicdan nedir? İrade var. Bak kader Hali ve vicdan. Vicdan. E vicdan nedir? İrade var kaderde. Zihin var kaderde. His var kaderde. Latife-i Rabbani var kaderde. Kendisi nedir? İçsel alemin peygamberidir. Bizim. Altı tane iman hesasının, peygamberlere imana bakıyor. Altı, besmenin altı sırrından bir tanesi de bu. Sonra E. Haşir meydanında sana sorulacakların sorulduğu yerdir. Haşir meydanın küçük provası, taşınmasıdır. Orada sana sorsalar ise, niye yaptın, niye yapmadın, niye dedin, niye demedin, ezber demiyorum bunu. İki şey, Fiilden iki şey soracaklar. Niye yapmadın sorusu ayrı. Niye yapmadın? Niye yaptın bunu? Veya bunu niye yapmadın? Tamam. Ondan sonra, e, söze de, de öyle. Niye dedin? Niye demedin? Peki işe yarayacak mı Haşir Meydan'da bu soru? Yaramayacak. O zaman diyor ki, yarayacak. Onu buraya getiriyor Haşir Meydan. Vicdan denilen bir sistem bu. Sana sorulacakların şimdi soruluyor ki düzelt oraları diye. Niye yaptın sorusunu bul. Niye yapmadın şimdi sorusunu bul. Vicdan. Niye yaptınlar abi? Niye yaptınlar? Tövbeyle. Niye yapmadınlar istiğfar ile. Allah razı olsun. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Geçmişini tövbeyle tamir ediyorsun. Böyle bir sistem. Sanki İstanbul Büyükşehir'in o kanalizasyon arıtma tesisi gibi pisliği arıtıyor ya tasdif ediyor. İçilik suya kadar getiriyor. Geçmiş aynı ben onu tövbe sistemiyle şey yapıyorum. Arıtma tesisi tövbe tesisi diyorum. Ee, geleceğin gelecekteki ümidi sana nasıl sağlıyor? Yani ben de eskide çok düşünürdüm ki bunlar zaten meşgul oldum. 60 sene yaşamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadi ben neyse ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 60 senede kendi o nihayetsiz istidatları var ya. Nihayetsiz de nihayetsiz demiş yani ya insanın istidadı nihayetsiz. Ne kadar ne kadar mükemmel olursan ol, peygamber da olsan haşa halik değilsin, ilah değilsin. Nihayetsiz istidadı 63 sene hepsini neşin ama bulamaz ki. Mümkünatı yok. Olamaz yani böyle. Yani fıtrat ya bu kanun. Şimdi ama 63 sene yaşadı. 63 sene yaşayanın olması gereken o istidatların hepsi olmuş mu? Olmamış. İsraf değil mi? Olmuş tarafına kabiliyet denilir. Yazılıma istidat denilir. İşte olmak isteyip de olunamadığımızın olunduğu sistemin adı istifardır. İstifarla olunamadığımızın olma halidir. Ha, hadsiz bir itikat, külli bir niyetle. Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cep, bir gayretle diyor o. Hepsine sahip olabiliyorsun. Hepsine sahip olabiliyorsun. Sahip olamadık diye de istifar ediyorsun. Hı? nihayetsiz bir itikat, hadsiz bir niyet mi diyor? Külli bir niyet diye Evet. Hemen. Efendim. Bastığı zaman mesela engeller bir anda çok işe yapıyorlar şey ya. 60 sene zaman. Ne kadar olursa olsun 60 sene bastığı zaman tay mekan da yapsan, kabı kavşeni de gitsen gene senin istidatın bitti. Tamam bundan sonra başka yazılım yok diyebilir misin? Hayır yazılım. Onu değil de terk ettirmiş ya. ya ettirmiş. Şey, bütün ismi azam ortasından evet. masar olmuş ya. Masar olmuş. Ama o İsmi Azam'ın İsmi Azam'a mazhar oldum diye İsmi Azam'ın dibine gelmemiş ki Fududuna. Dibi yok ki. Gelmemiş. İsmi Azam'a mazhar olmuş. Ama abitirdim ismi Azam'ları da sıfata geçtim. Diye mi? Den denilir mi? Ha Böyle bir sistem. Çünkü insan ve peygamber yazılımı mazariyet sıfesma değil ki. Sıfatlara da mazariyet var. Daha ismayı bitiremedik ki sıfata geçin. Sıfatı sıbutiyeye masarız. Sıfatı zatiyeye masarız. Şunatı zatiyeye masarız. Onlar biter mi? İşte niye takılmış? İşte istiğfar yolunu aktif ediyor. İstiğfar günah vücuduna değil, eksikliğin vücuduna delalet eder diyor. Oralardan çıkıyoruz yola. Esma ve diyor. Evet. Esma bu şey hangisi? cilve cemal nakış sanatından yani perdesiz tecellilerine aç da yani bizzat esma ya muhatap oluyorsun. Esma biter mi? Nihayeti yok ki. E bu nedir? Esma değildir haşa. Cilve cemal nakış sanatıdır. Mi mi evet cilvesini aşar arkasına. Tam, ustad nerede yapmış? 24. mektup. Se sebeple müsebep yani sanatla sanatkar arasındaki diyor benim Risale okumam diyor bir sene bana kafi geldi diyor. risale okumak var ya düz. Böyle lugatta şey yapmak. Ustad kendisi söylüyor. Sanat gel eserle müessir arasındaki yani sanatla sanatkar 17. sözde de var. Esma yoluyla müsemayı bulursun. Bu yol bana bir sene kafi geldi diyor. Sonra daha, daha büyük gaye gösterildi diyor. Daha muktazi gösterildi diyor. Tamam. ve muktazi gösterildi diyor. Daha yukarısı. E şimdi ustada bir sene kafi gelen hadi sana on sene kafi gelsin. Yirmi sene ölünceye kadar bu kafi o gelmemesi lazım. Usta, da, so, usta bizi örnektir. Ha ona ne demiş? Ha, hangi yolla devam etmiş? Bu yolla. Bir baktı şu nasıl ı geçti. Şefkat-ı Mukaddes'e, muhabbet-i geçmiş. Onu anlatıyor. Ha dedim. Üç tane yöntem kafi gelmemiş. Kardeşim bize bize söylüyor da. Bize söylüyor. Yok. Ben bunu böyle anlamıyorum. Nasıl anlarsan öyle yürü kardeşim. Biz anlamak isteyenlere veya bu şekilde düşünenlere söylüyorum. Yani ben paylaş, istifademi payla. Ustadı kendi yerime koyuyorum. Ustad bana kafi gelmedi deyince bana da gelmemesi lazım diye inanıyorum. Ama bana kafi geldi diyorsa devam et zaten kimse. Kimsenin tutmuyor. Ama e, ufku açık olanların da önünü tıkaman cinayet olduğunu inananlardan. Önünü kapama istidatları. Yani bu yöntem, ustadın, risalenin yöntemi bu değil. Sıfır. Ama bu yöntem de var, bu da var, bu da var. Yani bir tanesi var olunca ötekisi yok değil. Nihayetsiz meratip var. Nihayetsiz makamat var. Bir makam yok. İstediğin, istidadın inkişaf ettir de. Hangi yöntemi kullansan kullan. Şimdi okuyorum abi. Vicdan deyince nereden açıldı? Efendim Tabi o istifaı bir daha açar mısın İstifar. yani? İstifa? O... Hocam kelime anlamını da bir söyle sen. Gerçek olarak. Ben aslında tövbe ile aynı şey dedim. İstifa dedik o zaman. Işte. İstifa evet, mı yazıyor? Evet. Yani o 20. yüzyılda bir esas hocam. 1990'lı tanımlar bir şey anlatılır. E tövbe ile istifa aynı şey değil. mi? Normalde dediğimiz var. Değil. Oho. Şaziyi yazıyorsun. Tövbe tamam. <laughs> Többe, tamam. Yani... günahların eee Adem'den vücuda çıkarma sistemi sistemi sanki tövbe ee, arıtma tesisi oradan anlarsın tamam mı abi Şimdi şimdi buraya yazıyorum İstib orada yer yok. Çok makyosu, <gülüyor> 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 evet. fizyosu, ismi Kudüs ismi. Kudüs <laughs> Ha ismi Kudüs burada. İsmi ismi Kudüs. Şimdi bak ee, bil Kuvve istidatların mu ay bil fi Belki yazılışta yanlış yazmışım ifade edeyim. Tövbe günahların vücudunu gösteriyor. Tövbe. Nedir o? Günahların, günahlar nedir? Adem'dir. Mesela namaz kılmayanın hiçbir şeyi vücut değil. Hep Adem'e gidiyor. <laughs> Sanki o tesis. Tövbe estağfurullah, teşbih ve la temsil. O aritma var ya. Onun gibi yani bir anlamsız, Hiçbir şey yaramayan bir şeyi vücuda dönüştürüyor. İçme suyu yapıyor, gıda gü yapıyor, ne bileyim gübre yapıyor, yapıyor da yapıyor. He, adem'di. Namaz böyle bir sistem. Arıtma tesisidir. Vücuda dönüştürüyor. Tövbe, günahların Adem'den vücuda çıkarma sistemidir. Arıtma tesisi gibi. Yani tövbe, <laughs> yaptık. İyi ki böyle bir sistem çalışıyor. Yaptın seninle kaldı. Değil işte. Tövbeyle o yoku Mesela diyelim ki 20 yaşında namaz kılmıyordun. Bütün ömrün adem. Yok yani. Yaşamadın kabul ediliyor. Belki de 50 senede 8 seneden beri yaşıyorsun. Hakikat dünyasında öyle gözüküyor. Ekranda öyle gözüküyor. İşte tövbe ile geçmişini kurtarıyorsun. Kaza namazını kılarsan var oluyorsun. Kaza namazını kılarsan o yok vücudu var oluyorsun. Vara dönüştürme. Tövbe bu. İstifar ise bil kuve yani yazılım. Çekirdeğe bil kuve, ağaca bil fil denilir. Bil kuve istidatların, yazılımların muayyen bir dünyada belirli bir zaman ve mekana ait. Ben burada büyüyorum Arnavutköy'de ama adam Sibirya'da, Brezilya'da, Şili'de büyüyor. Onların istidatının büyümesi, ortaya çıkması farklı şart olunca o her bir istidadın nihayetsiz ihtimaliyatı da var şu makamın. Şu makamın, şu makamın. Şili'de olsaydık, efendim Afrika'da olsaydık, Avrupa'da olsaydık, Sibirya'da olsa, kutuplarda olsak aynı istidadın nihayetsiz inkişaf yöntemleri farklı. Masal olacaktık. Ama olamadım Afrika'da değilim. Yamyam -yam değilim. Brezilya'da, Arjantin'de değilim. Sibirya'da değilim. He bulunduğum yerde istidadımın inkişaf ettirebildiğim kadar bil kuvve yazılım itibariyle istidatlarım istidatların muayyen bir dünyada yani yaşadığım yerde bil fiil olması mümkün değil. Yani yazılımların bir saati ortaya çıkması mümkün değil. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsmi Azam'a mazar olmuş ama İsmi Azam'a mazar oldu diye İsm-i Azam'ın nihayetini bulmuş denilirse Esmalara mahluk demiş olursun. Esmalar haşa yüz bin defa haşa. Va va vaciptir yani. Ona nihayet yok ki. Mazariyet başka bir şey. Onu bitirmek başka bir şey. yani. Şimdi bu muayyen bir dünyada ona bil fiil mazar olmak mümkün değil. Olamazsın. Peki içimiz gitmiyor mu? İçim gidiyor. Olabilme olasılıklarım, ihtimallerim, her şey olabilirdi mi? Sen doktor değil de marangoz olurdun. Kadın olurdun, halı olurdun, bastın, çorap olurdun. Çorap sen olurdun, sen, o da o olurdu. Masa olurdun, kalem olurdu. Niye olmadık? Bu olduk. Bu olasılık olduğu gibi ben her şey olabilirdim. Evli olurdum, peygamber olurdum, peygamber olurdun. Bediüzzaman olurdun, gazal olurdun. Her şey olurdun, zalim olurdun. Ustad diyor ki, bu gördüğünüz insanlar var ya geçmişi İnsanın etsa ve efradıdır diyor. Adem Aleyhisselam hiç küfürle mücadele etmemiş mi? Bak şimdi görüyor musun? Yani şey neyle mücadele etmiş? Neyle mücadele etmiş? Ama kime etmiş? <laughs> onun hevası olan havası yetiyordu. <laughs> Daha çok yetmez mi? <laughs> Hevasının dışsalı olan hava. Ama onun evet. <laughs> aman aman onu hiç isteme. Öyle bir şey ki ben o oldum bir ara. Hayalen İrfan. Vallahi dehşet aldım. Birkaç defa size soru sordum ama düşünmeyin dedim. Mesela cennetten çıkıyorum. Bak psikolojiye bak. Ne demek bu? Allah diyor ki in aşağıya. Allah diyor ki in aşağıya. Bu nasıl bir psikolojidir? Nasıl bir imtihandır? Şeytanı merak etmiştim ya adamı. Kendisini görmedim ama öyle bir zannettim. Merak ettim. Bu adam nasıl yaşıyor dedim ya. Bu da mahluk. Yani vücudu var mahluk bunun psikolojisi mi? Bir ara psikoloji merak, meleklerin psikolojisi merak ettim, Cebrail'i merak ettim. Tam böyle ve haşa Cenab-ı Hakk'ın şey, bu şeytanı merak ettim. Dedi ki, sen diyor ayet ve hadiste, bak Kur'an'ında, iman ettiğin Kur'an'da, iman ettiğin peygamberde sen ebedi, sonsuz, cehennemlik olacağın dense dünyada nasıl yaşardın? Psikoloji nasıl olurdu? Ben öyleyimdi. Her şeyi topladı bir araya getirdi yani. Düşünebiliyor musun? Allah ve ahirette ümitliyiz bu haldeyiz. Şimdi sen Adem Aleyhisselam in aşağıya deniliyor. Ergenlik çağındaki kişinin hali gibi mi acaba? Ne olduğunu bilmiyor. <laughs> Vallahi ne doldursan doldur. Bir daha. Bil kuvvet. Hüseyin kardeş çekirdik. Bil fiil ağaç. İstidat bu. Kabilet değil. Muayyen bir dünyada bir fiil olması mümkün değil. Bil fiile e, kabiliyet denilir. Bil kuvve o yazılım nihayetsiz fıtratımızın nihayetsiz. Ee, Hasan anlaşılıyor değil mi kelime? Ha, nihayetsiz. Çıkmamış. Vücuda çıkmamış. Vücuda gelmemişlerin olabilme ihtimallerim sonsuz. O gelmemişlerin vücuda çıkmasını istiyor o gelmemişlerin vücuda çıkarma, vücuda dönüştürme sistemin adıdır istiğfar. Onun için günde çokluk ifadesi olan peygamber 70 defa yedi, 70 defa istifar eder. bir isti bu üstadın dediği o dört mesleğimizi aç, fark, noksan kusurunu görme olayı değil mi? Bu işte eh, onun 16'sı altısı. Aç, fark, noksan, kusurunu gördüğün için zaten istidadın inkişaf ediyor. Mesela kuru kuru. Ya Rab olmam gereken nasıl olacak bu? Atsini bildiğin kadar Allah var olacak. Fakirliğini bildiğin kadar. Atsi ne demek? Öyle acizim. Öyle mikroba geliyor hastayım. Ömür, ecel geliyor ölüyorum. O değil. Acizlik o değil. Acizliğin kadar Allah'a ihtiyaç hissedersin. Acizliğin kadar vahye kulak verirsin. Acizliğin bildiğin kadar sünneti seniyor Ben acizim. Mikrop geliyor. Yaşlanıyorum. O değil o acizlik. O bedensel acizlik. Acizliğin kadar Allah'a ihtiyaç duyarsın. Acizliğin kadar vahye kulak verirsin. Fakirlik yani acizlik maziye bakıyor. Allah'a alemimizde aktif oluyor. Vacip. Vücub taraflarımız. Aynı darlığımız. Bekaya aynadan. <laughs> Fakirlik ise istidatlarımızın istediği var ya böyle bir hayat. Bir vücut. Vücut. Vücut alemlerin doğuracak ya şey cennet. Vücut. Vücut. Öyle huri muri değil o. Cennet vücut alemleridir diyor. Vücut bize indirgemişiz hurilere, elmaya, armuta, zavallıyız yani. Oysa cennet vücut alemleridir. Nedir? İstidatlarımızın kabiliyeti dönüştürme yeridir. Vücut alemi. Cennet. Cehennem ise adem alemleri. Yani cenneti biz zannettik böyle. Birkaç tane köş, birkaç tane huri demiş zaten o. Ve isteniver onu diyor. Hakikaten bize de gayet değil ki ya. Cennet vücut alemleridir. Ne demek o? Bil, kuvve, istidat yok mu? Huri neymiş ya? En lezzetli insana en lezzetli şey kendisi kendisinden zevk almasıdır. Kendisi kendisini fark etmesidir. Şey zaten, cennet evet. Evet. Cennete yazarsın bunu. Evet. Yani vücut alemlerinden çıkarttım Osman. Vücut. Cennet vücut alem. Var el er cevap. Benim nihayetsiz vardı. O, olabilecek yer cennet. Evet niye olabilme. Mesela bir tanesi soru sordu geçen. Mecul'e attım masum ses kaydını. Atın arkadaşlar siz de bunu avlan balık gibi. Bunu şey yapın meşgul olun. İmanat olsun kafalar diye attım. Dedi ki adam haklı. Cennetteyim dedi hususi dünyam var. Tamam hususi dünyam. Ee, Gittim diyor Cenab-ı Hakk'ın rüyetini gördük. Gelince diyor rivayet hadiste kendi ehli bile tanımayacak diyor. Yani cenni, o tula mazar olunca gelince ehli tanımayacak. Peki ehli tanımayacak bir makama kadar gelmişse bundan sonra bu adam cennette nasıl lezzet alacak? Alabilir mi? Alamaz. Eve ne olacak? Neyse sonra baktım ki cevap vermiyor. Kayboluyor. Sonra ben cevap şey yaptım. Bak o Rüyetullah'a mazar oldun. Geldin zaman o seviyede her şeyin değişiyor. Ala kadar oldun. Hurin, çevren, etrafın, akraban, cennetin değişiyor. O o makamdan başlıyorsun tekrar. Sen imtiyazlaştın ama bulundun cennet aşağıda. Sen sekizdesin o işte değil. O mazariyet demek. Bulunduğun alemi de değiştirdi demektir. Tek düşünme. İşte her gidiş ve dönüşte cennetin değişiyor mu Osman? Değişiyor. E ne yaptı o zaman? E, i̇stidatlarımızın vücut bulması. Vücut buldu orada. Kabilet, Kabilet oldun. Ona mazar oldun. Peki nereye kadar devam edecek? E, sonuna kadar. Abi cennetin sonu yok mu? Var dedim. Nereye kadar var? Esma'nın sonu varsa sen cennetteki, cenn Esmaların e, cennettedir. Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Esmaların sonu varsa cennetin de sonu vardır. <laughs> Olmaz ki v varamasın onlar ya. Yani. Ee, demek ki bu istiğfar cennetteki gibi, bil kuve istidatların kabilete dönüştürme. Cennet kardeşim, haşa koca Allah, tövbe ya. Çünkü Allah yani Allah da ne anlıyorsan. Ya bizi buraya getirdi. Onun bunun kuyruğuna dokunduracak. İşte hülü vermek için. Yani çocuk muyuz biz ki? Hani sen oğlum Kur'an açık bisiklet vereceğim. huri vereceğim. Cennette ya kardeşim cennetin aksam kesildi. Cennet denilen vücut alemleri diyor ya. Vücudu bilmiyoruz ki. Ha o bir nevi bir unsuru huridir. Haşa Allah'ın yücelttiği peygamber şey yaptığını biz yapamayız. Ama muhatabına talebesine e, gaye yaptırmamış cenneti. Cenneti gay yaptırmamış. Esas insan hizmet alıyor mu cennetten? Alıyor. O zaman cennet hizmet makamıdır. Hizmet alan insandır. Üstündür ki Allah Resulü cenneti de geçti. Maatabilahi oldu, değil mi? Kabuk hafseni geçti. Cenneti gö girdi diyor cennete. Cehenneme girmedi. Bak tabire bak. Cennete girdi peygamber. Cehennemi gördü. Sonra. Siddeti Siddet-i cennetin sonududu. Ondan sonra arşa, lefi mahfuz, lefi ezeliye, arşa azama imkan vücub kabuk ne kadar gitti. Peki nedir o cennet? Abiler cennet vücut alemleridir. Onun için bilmiyoruz. Peki ona nasıl iştahımız olması lazım Cenab-ı Hak? Yani seni bildiğin dünyadan söyleyeyim. Seni dünyada lezzetli şey nedir? Yeme içme ve cinsellik. Ha, ikisinin en iyisi var. Hani en iyisi de var. Bunlar da var. Ama bu değil yani. Bunun için bizi koşturmuyor. Vücut bulmak için koşturuyor. Vücut. Vücut alim mazhar olmak. Ne, bir tanesi söyleyeyim. Allah niye görüyoruz? Keyif alasın diye. E, o değişiklik olsun diye değil. Allah'ın zatına mazhar olmak zati, e, subu, zati zat sıfatlarının inkışafı içindir. Mesela zati sıfatları var. Vücut, beka, vaktaniyet, Mesela en acayip bir sensi muhalefetin nilavadisine de mi bu? Bütün varlık insana hizmet ediyor. Ama insan hiçbirisine benzemiyor. Her şeyi muhalefet etmiş. İnsan imtiyazlıdır. Her şey sana hizmet ediyor madenlerden, kuşlara, denizlerden, balıklara kadar. Her şey sana hizmet ediyor. Sen benziyor musun? Bedensel itibariyle benziyorsun et kemik. İnsan imtiyazlıdır. İmtiazlıyız. sağlayan sana kimdir? zatı sıfattaki muhalefetun lila var. Yani her şey bana bakıyor. Her şeyin içindeyim ama ben her şeyi muhalefet etmişim. Muhalifim. Yani dışındayım yani. Her şeyin dışındayım. Kimim? Ben insanım. Ne demek insan? Muhatap ilahiyim. Böyle bir şeyim ya. Yani. Dünyada bile Allah-u Teala'ya cemaline, rüyetine mazhar olmak isteyen insan cennete gidip de o masarete eremeyince iyi de şey olmayacak ki. Ya. Ancak oraya Cemal ancak ne evet. ya? yani Şimdi, bile o değil yani. yani. Tövbe geçmişe bakıyor. İstiğfar geçmiş gelecek ama tümüne bakıyor. Hepsini alıyor. Çünkü e, bu üniversite diploması gibi bir sebep ama bu daha çok e, istidat olunca istidata mazi mustakbeli yok ya yazalım. Yani bunu niye geleceğin üstünü açıyor diyoruz. Cennette vücut bulacağız ya. Aslında istiğfarın zamanı yoktur. Ee, az, e, e, aynı zamanda istiğfarın içinde tövbe de var. Üniversite diplomasının içinde lise diploması gibi bir sürü ademlerimiz var. Günahlarımız var. Bir sürü değil mi? Günahlarımız var ve eksikliklerimiz var. Yapmamız gereken... Mesela ben e, isterdim ki Davut Aleyhisselam'ın gibi orucum olsun. Hayatımda bir gayeydi ama yapamam. Bir gün oruç tutayım bir gün tutmayayım. Bir gün tutayım bir gün tutmayayım. Böyle çok keyifli bir şeydir zannediyor ama ama bunu istiyorum. İstidadım da var mı? Var. İstifharla mazhar oluyor. Ama samimiysen, ki samimisin. O zaman istiğfar e, altı tane zamanı alıyor. Siz böyle bedensel zaman, istikbal, hal, geçmiş. Şu andaki fiziğin zamanı bu. Ama kuantumun zamanı yok diyor biliyor musun? Bak ona geldi. Kuantum kuantum fiziğinde zaman atmıyor. Çünkü olması gereken her şey her yerdedir, her şeydir. Zaman yok ki. Her şey her yerdedir. Yani istikbal, mazi, müstakbel öyle. Kuantumda yok yani. Biliyor musun? A, fizik dünyasına. Fizikte nedir? Bedendir ya. Alim şahadetin kolası bedendir. Fiz, fizin zamanı bedensel zamandır. Böyle yaşa göre ve şair göre akıyor. Yani fakat İstiğfar altı zaman içine alır. Tövbe. Geleceğin günahı yok ki. Geçmişin günahı var. Nasıl ki şimdiki anda kahve var. Geçmişte vardı gelecekte olsun diye. Hasan abi şeyde bu hani manayı değişmanları itfaiye etmeme konusu var ya. Yani metinden manaya ulaşmak konusu. Şöyle misal versin. He evet, dinliyorum. Ustap bir şey görmüş, değil mi? Keşfetmiş, bu Kur'an'ı keşfetmiş. Gördüğü şeyi yazmadım diyor ya. Evet yani. Şimdi kesinlikle. Görmüş, bunu metne dökmüş. Şimdi gördüğü bir şey var, bunu metinle ifade etmeye çalışmış. Bizim elimizde de o metin var. Plaka ya, plaka, arabanın plakası. Şimdi biz o metne bakarak, Heh. bu metinle neden bahsettiği şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Hayır, o zaman. O metin'in direkt kendisi değil. Onunla Allah razı olsun. Yeri bulmaya Allah razı olsun. Şey sen çocuğunu severken eti mi seviyorsun ya? Eti mi seviyorsun ya? Sen benle kardeşiz. Ben be, atım benim atım matemimle Ben matemimi koyacağız kabire ya. Yani metin niçin söyledin? Seni söyledin. Ya metin sonuç değil ya. Süreçtir ya. Kur'an'ın metni sonuç mudur? Ya di ki e mesela kelam ile biter mi ya? Kur'an'ın metni elhamdülillah Rabbil Alemin metni sonuç değil ki. Süreç kapısıdır ya. Bu süreçtir kardeşim. Ne mutlu bunu bunu basamak pencere yapıp ya kardeşim Risale'ndeki metinler pencere olmasını şöyle dursun. E, yukarıdan aşağı şey yapayım. Ruh penceredir. Kalp oradan seyreder. İn aşağıya. Kalp penceredir. Vicdan oradan seyreder. Vicdan penceredir. Akıl oradan pe seyreder. Ee, akıl penceredir. Beden oradan seyreder. Kardeşim metin penceredir ya. lisan penceredir. Ayet penceredir. Vicdan penceredir. Kalp penceredir. Ruh penceredir. Gayet sensin. Ustad gördüğü, keşfettiği... Harita, plaka. Mesela diyelim ki senin arabanın plakası senin ismine geçiyor. Senin haletini, duygularını, latifelerin, inancını, istidadını, küfrünü plaka belirlemiyor ki. Plaka böyle bir adam yaşıyor. Nüfus cüzdanı gibi ya. Metin böyle. Buna kanaat etmiyorsun. Kanaat metine ediyorsun. Çünkü o adres lazım. O evin adresine niye kanaat ediyorsun? O adres nedir? Ama ev değişiyor da kardeşim. Birinci kat, ikinci kat. Yediğin gıdalar değişiyor. Evet adres aynı ama Evdeki yemek değişmiyor mu? Ye değişiyor kardeşim. Dün yemek vardı çorba. Şimdi pırasa var. Efendim balık var vesaire var. Adres aynı. Plaka aynı. Aynı olması lazım. Abi adres deyince şöyle de denebilir. Radyo adresi de var. Şu fre frekanstan gelmiştik ya. 90.3. O sürekli aynı da o 90.3'teki işlenen program, yapılan işler sürekli değişiyor. Devam ama aynı frekans. İşte risale devam edelim. Şimdi nereden açılmıştı? Ee, vicdan. Dedi ki kader ilimlevindendir. vindendir. Koy ahkam cümlesi. Koydun mu? İkinci cümlesi kader vic, hali ve vicdanidir. Tamam? Tamam. Vicdan deyince paket şeklinde düşünürsen vicdan yani duygusallıktır. Yanlış yapma etme yani. İnsan bilir ki ben eskide düşündüm. İnsan bilir ki yani şu sistem çalışan sistemin dışında başka sistem var. Bu işte biz bilmiyoruz. Allah böyle yapmıştı vesaire böyle bildiğimiz cümleler. <laughs> Kaderi böyle düşünüyordu. Sonra nereye kadar? Kader için diyor ki altı tane sistem için söylüyor. Nizamdır, intizamdır, malum etme şu diye tayin evamiri tekvinin hulasasıdır diyor. Allah Allah. Nizam, intizam, malum etme şu diye tayin ve evamiri tekvini ka ka kaderin iç yapısı, alt yapısı. Ya ben bu be, be, Kulasa görmek isterim ya. Çekirdeğin yazılımı ben anlamam ustam Onun adı vicdandır dedi Hasan. E vicdan da ben anlamadım. Biraz da böyle ben şakas yap. Yani dikkat et. Kaderi altı tane. Nizam, intizam. Dedik ya. Onun kulasası vicdan. O, o, anlamadım gene. E, irade zihni, latife-i Rabbani. Bundan daha ince yok. <laughs> Onu artık sen alıştık. Ha demek ki time pekmezi karıştırır gibi irade koy. Zihni koy. Hissi koy. Latife Rabbani karıştır. Çıkan adı adı plakanın adı vicdan. Ha o zaman e, diyor ki kader hali ve vicdanı ise ha demek ki kaderde vicdan şey var. Iradi, vicdan olduğuna göre irade var. Zihin var. His var. Latife Rabbani var. Hal nedir? Ruhsa ruh yapısıdır. Ruhta ne var? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, Şefkat-ı mukaddese, Şefkat-ı mukaddese, Lezzeti mukaddesi, memnuniyeti mukaddesi, iftihar mukaddesi Allah'ta. Mukaddes deyince Allah'ta. O mukaddesleri sil, diğerleri bende. Şefkat-ı mukaddesi Allah'ta, mukaddes. Bende ne var? Şefkat. Muhabbet-i münezzeh kimde? Allah'ta. Bende ki ne var? Muhabbet. İşte halet ne demek? Tayyip pekme, pekmezi karıştırır gibi. Şefkat, muhabbet, sevk, se, şefk, Lezzet, memnuniyet, iftihar. Karıştırır mısın? Karıştır. Bunun adı da halet. Kaderin bir ayağı, hali bu. Diğer ayağı, e, irade. Nedir o? İbadetullah. Z e, zihin, manefetullah. His, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, Yani hal böyle. Allah şu anda derste huzur yok mu? Latife Rabbani Allah görüyor ama köle olası cehalet görmeyi göze indirgediği için Allah görmüyor zannediyor. Al, Allah ruh görüyor. Aşır meydanında Cenab-ı Hakk'ı görecek ya şey hesap. <laughs> Kendisine göre görecek. Kendi Rabbini görecek. Rabbul Alemin değil. Vicdan da peşini görüyor. Namazda, derste böyle bir hal yok mu? Ha, Latife Rabbaniye'nin aralamasıyla görülüyor. Kulakla görmek ayrı bir şey. Burunla görmek ayrı bir şey. Gözle görmek ayrı bir şey, aklen görmek ayrı bir şey, vicdanla görmek ayrı bir şey, kalben görmek ayrı bir şey, e, ruhla görmek ayrı bir şeydir. E, vicdanla görmek, işte ibadeti koy. Allah göreceğiz şimdi bak. İbadeti koy, altyapısı. Zihnin marifetullah'a koy. Hisin muhabbetullah'a da koy. Bunların toplamı ile, sana açılan pencereyle ile oh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda veya bir derste. O hal olmuyor. Oh. Bu ne demek? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Kendisini aralamış. Ama görmeyi Allah şekil ve rengi indirgediğimiz için görmedi zannediyor. Hazreti Ali ne diyor? Görmediğim Allah'a iman etmiyorum. İbadet, ibadet etmiyorum. Görmediğim Allah'a ibadet etmiyorum. Görüyorum diyor. Görüyor tabii. Biz de zannettik. Boy be. Nasıl görüyor? Ya görüyor kardeşim o halet. Oh görüyor tabii. Herkesin Rabbini görüyor. Sen onu görmesen diyebilir misin ki böyle Allah ile bir dostluk? Ya Rab seninle gurur diyor. Bir tanesi dedi ki ya bu ne diyor dedi. Bir de geri al dedi. Bir, bir derste ben ya Rab diye. Hatta Allah zevk alıyorsun. Tabii kalmaz mısın ya huzur zevktir. Zannediyor ki böyle zevki kendi dünya, <laughs> kendi dünyasındaki zevklerden bahsediyor. İnsan al, in çocuk anasını emer gibi. E şu anda şunu söylerken, şunu bana söylettirirken şu anda keyif alıyorum. Şu anda Allah lezzet attı, attı, aldırıyor. Bu lezzeti mukaddesi. Dünya, dünyaya benzer mi bu? Bu nedir o zaman? Bedensel değil. Dünyalık da değil. Benzetemem bu hali. Sizde de var. Nedir o? Latife Rabbaniye'nin aralanmasıyla müşahede etti. Nedir o? Usta söylüyor. Muayen olmasa der mi usta? Latife Rabbani'nin vazifesi müşahedetullah. Müşahedetullah ne demek? Şuhud. Şahit olmak görmek demiyor ki. Subhaneke, Subhaneke ya şehit, taleyte ya şahit. Öyle demiyorum. mu? Ters mi söyledim? Subhaneke ya şehit, taleyte ya şahit. O olan bu olur. Şahit olunca şehit oluyor. Şahit olacaksın Rabbine ki. Şehit ne demek? bedensel hayattan çıkacaksın demektir. Ruhsal hayata geçmektir. Şahit olmayan Gazi o kadar. Kahvede içeceksin. Niye geldin sen? İkisi de geldi. Hadi bakalım. Bu en azından bu saatte kendisiyle Allah bizi meşgul ettiriyor. Bundan daha büyük nimet ne olur? Şu anda hayal et bu pazar gün bu saatte. Nerede olacaktı? bu saatte kendisiyle muhatap alıyor. Hiçbir şey anlama. Olsun ya. Yani en azından itikat dairesinde böyle bir şey konuşuyoruz. Doğru olmasın canım. Öyle, Öyle konuşalım ya. Metnini iş şey yapmıyoruz ki. Envara gidip de metnini, basımı değiştirmiyoruz ki zarar olsun. Bak kendisiyle onu mutala ve muzakere ediyoruz. Bu sonuç olsaydı yetmez mi? Devam ediyorum. Vicdanın anası erbası. Vicdanın o dört tane sistem var ya nedir o? Vicdanın anasel havasıdır. Aynı zamanda ruhun dört havasıdır. Vicdan, irade zihni, latife-i Rabbaniye. Bu e, ruh bu berzah olan vicdanın içeriği olan his. Ruh diyecektim değil mi? Orada H çıkmadı. Ruh Ruh nedir? Ruh burada. Ceset burada. Berzah bu. Vicdan. Ruh kendi içeriklerini vicdanla dışarıya ediyor. Dışarıyı bedensel hayatı da beden muhatap. Gözüm, renk ve şekille, sesle, kulak vesaire. Dış dünyayı da gelirken vicdana potasına koyuyor. Vicdan üzerinde ruha mal oluyor. Yoksa bu sistemden geçmeden ortaokulu, liseyi bitirmeden üniversite olmuyor. Sistem böyle. Yani ru anası ruhun dört ana şey havası bu. Bir daha içsel alem olan ruh kendisini dışarıya taşırken vicdan yolu üzerine dış, dışsal eder, mülke taşır, mülke taşır. Mülkü batına taşırken bu berzaha kullanır. Berzaha kullanır. Tamam? Ruh bu berzah olan vicdanın içeriği olan his ile içeriği dışarıya dışarıyı da içeriye taşıyor. Burada da burada da hissi kablel vuku ile ruh hisset hissedip hissedip demek ruh hisse de gele, geleceği hissedar oluyor. Akıl bilmeyerek. Akıl alet nedir? Akıl alemi şahadetteki ilişki ve çelişkileri çözme aletidir. Kulak yer çekim şeyi e, Kiloyu ölçmez. Yemeğin tadını da ölçmez. Ses. Bunun da bu. Her şeyi aleti kendi yerinde kullan. Akıl neydi? İtibari ve nisbilerimizi oluşturur. Yani şu alemin şahadetteki ilişkileri göz, çiçek. ilişki. Karanlık, aydınlık, çelişki. Yani zıtları ve bütünselliği. Alet bu. Ustad alet diyor 27. sayfada sözlerde. Akıl alet. E sen şimdi bununla. Bu aletle nedir o? Emri nisbi ve emri itibarilerimiz oluşturur. Emri nisbi nedir? Diş dünyada bu evdir, <laughs> bu kuştur, bu ağaçtır, bu soğuktur, bu serttir, bu daha yumuşaktır, bu mavidir. Yani diş dünyayı e, farkındalığını fark etmek. Bu tarafımız nisbi, nispet ederek. Tel örgütü, çam var, duvar var, çamur var. Bu, bu tarafımız çözüyor. Aklın bir sıfatı bu. <laughs> ne yapar sonra? bu nispet edilen emri nisbi der Risale'de. Emri içeriye taşırmaya, yöntemine, onu insan emri itibari olur. İçeriye taşıdın. İçeriye taşıma. Emri itibari. Peki emri nisbileri, emri itibariyle taşıdım. İçeride benim daha örf var, anane, kültür geleneğim yok mu? Ahlakım vesayim yok mu? İşte o yeni alınan, içeriye alınan nisbilerin itibar yoluyla aldığımızı içeride harmanlıyor. Mazi ile, ile, namazla, şunla, bunla harmanladığın zaman geçmişinle vesaire. O yeni olan, yeni oluşan içerideki alete vahidi kıyası oluyor. Vahidi kıyası oluyor. Bunu kim yapıyor? Niçin bunlardan? Alınır? Bunu Bundan önce konuşmuştum. Akıl yapıyor. Akıldan başka bir şey arama. Yani sevgi aleti değil akıl. Aklıyor, değil evet. Mahkeme yaklıya. <laughs> sevgi aleti nedir? Davutan hangi alettir? Kalptir kardeşim. Seyahat aleti kim? Seyahat mekan. Hayası. Hayal. Zaman aleti. Tasavvur, fikir. Sıraya koyuyor. Yerine koyduğun zaman ne kadar keyif alıyorsun. Şu anda ben onları hep kullanıyorsun yani. Hepimiz kullanıyoruz. Bu hiçbirisi ben değilim ha. Sen de değilsin. Tasavvur ben değilim ama kullanıyorum. Ruhu kullanıyorum şu anda. Ben, ben kimim ki? Ben de bilmiyorum ama vicdanı kullanıyor. Her şey meydan demek. Ruhu kullanıyorum. Şeceri hilkat programı. Aklımı kullanıyorum. Lefi mahfuzu. Her şeyi kullanıyorum kardeş. Bunlar bana kullanmak için verilmiş. Ben oyum demek için verilmemiş. Kalemi kullanmak için verilmiş. Bunu yerinde kullan. Bu yenmez. Bunu kullanıyorum. Bunu kullanır gibi ruhu da kullanacaksın. Sen kimsin ya? Ruhu kullananım. Sen kimsin? muhatabi ilahiyim, en cami aynayım. Eğer insanda heva ilahlık iddiası olmasa, yani ilahlık yapabilecek istidadı olmasaydı Allah'ın zatına ayna olamaz. Eğer insan şirk ayna darlığı olmasaydı itikat küfür aynadarlığı olmasaydı iman olmazdı. Adem aynadarlığı olduğundan dolayı vücut Adem'den vücuda çıkıyor. Şirkten itikada, küfürden imana. Hevadan da zata ayna. <laughs> Ama kullanamasan ilahlık iddia eder. İlahlık iddia diye değil. O aynanın iki yönü var işte. Eğer Allah'a zatını ayna yaparsan zatı yani heva, heva var ya heva. Allah'ın esmasına değil. Sıbıtı sıfatlarına değil. Zatı sıfatlarına değil. Şuunatına değil. Heva direkt manyeti zati ayna yapıyor. Ondan. Şirk, şirk esmasına. Ee, şey, küfür ise sıfatlarına. Zıddiyet noktasında. Nasıl ki ben acizim. Allah acizdir değil tersi olarak Allah o nispette benim alemde kavi olur. Fakirim o nispette gani olur, zengin olur alemimde. Heva böyle bir sistem, mükemmel bir sistem. İlah kullarız böyle binaz. Melikinaz, ilahinnaz. Akıl, kalp, ruh, Rabbinnaz, akıl. Melikinaz, melekelerim, malik olduklarım, istidatların kabilete dönüşme aynadarlığım kalp. bir akıl. Melikin nas, kalp. İlahin nas, ruh. Heva. ...ilk heva var. Ya. O, eğer aynadanlığını bilmese, hevasını yerinde kullanmasa, hava olur ilah. Putlaşır. Aliheler put olur işte diyor. Sözlerde. Devam ediyorum abiler. Burada hissi kabilel vuku ile ruh hissedip demek ruh his de geleceği geleceğe hissedar oluyor. Akıl da bilmeyerek. Akıl bilmez. Akıl ilişki ve çek. Geleceği nereden bilecek? Vahiy sana demese. Geleceği size mi açıldı diyor. Bilemez. Eksiklik değil. Akıl geleceği bilmemesi. Çünkü vazifesi değil. Aklın vazifesi geleceği bilmek değil ki. Akılsız olasın. Aklın vazifesi emrin ismi, emri itibarlı ve vahidi kıyasiler yapmak. Akıl düz gidiyor. Yani düz gidiyor. 70 derece, 70 <laughs> Şu an evet. Alem işe kitab-ı mübine bakıyor. İmam-ı o diyor ki His, e yani e, sif sifo değil vicdan bakıyor diyor. Vicdan. Evet. Bak diyor ki hissi şey istemiyor. Kalbe kablel vuku İmam-ı Ali Kablel vuku olarak İmam Ali radıyallahu an 2. gafs Azam Kudüs'e sürü ondan haber verdikleri gibi. Nasıl veriyorlar? Akılla kalbe vermiyor. Akli değil onların haberleri. Çünkü akli değil ki kayıp. <laughs> işte oradan aldım. <laughs> Kudüs e, Kudüs'e sürü ondan haber verdikleri gibi bunlar <laughs> köy ve nahiye ve vilayetimi diye devam ediyor. Bu zatlar var ya benim köylülerim. Köylüm, e, ben, köyüm, nahiyem, şehir diyor. Detaylı. Bir detay orada bir anlatıyor da. Diyor ki sanki bir yeri keşfedecek şey olacak gibi diyor. Böyle iftihar, çok iftihar ediyorlarmış. Yani böyle zahire bakarsan enaniyetli yani. Böyle bir grup, diğerlerinde üstün yani bir acayip bir hal diyor yani. Bir şapmak istemiyorum ama meğer diyor. Yani gelecekte o bu köy yani. He yani biraz beğenmek yani. Böyle sanki bir memleketi fethetmişler gibi bir da var diyor. Meğer diyor gelecekte risale Nur bu memlekete çıkacağı için bu memleketin yani mesela çoğu insan köyüne gitmemiştir. Ama barlayı veya ustadın köyüne gitmiştir. Ustadın köyüne o eve gitmiştir. Seni doğduğun Doğduğun yere gitmemişsindir değil mi? Ama kö ustada gitmişsin. Bak orayı biliyor. Şimdi devam edeyim. Geleceği şuursuz olarak hissedip mesrur olmuşlar. Geleceği. Hissediyor. Ama birinci şuur yok. Ustad diyor, o köylüm diyor. Niye inaniyet var böyle diyor. Sanki memleket. Şuursuz diyor. Şuursuz böyle bir iftihar var. E nedir diyor ya. Şuursuz deyince... Vicdandaki şuur değil. Aklı şuur. Çünkü birinci şuur. Gelecek şimdi. Geleceği, ha, geleceği şuursuz olarak hissedip mesul olmuşlar köylüler. Bu iki zatın haber vermesi aklidir. İmam Ali ile Gafs-ı e, haber verdi. Haber taşı koyunca o zaman yol çizildi. Aklidir. E, hissedenler ise aklı şuur, şuur değil. Yani Aklı şuurla hisset, hissetmemişler o köylüler. Akıllar çalıştığı için İsa-i Nur gelecek diye bilmiyorlar ki. İmam Ali'ler biliyor İsa-i Nur'u. Köylüler İsa-i Nur biliyorlar mıydı çıkmadan? Yok. Ne bu iftihar böyle? Ha, o vicdanen hissetmişler. İmam Ali'ler aklen yapmışlar. <laughs> ee, birinci şuurla <laughs> benim köylüler birinci şuurla şuursuz şuursuz olarak diyor şuursuz demek birinci şuursuz <laughs> ikinci şuurun zaten insanın kendi metalı yok ikinci şuurun çıkması insan kendi iradesiyle olan şey değil kaza, evet ikinci şuur evet. mesela vicdandaki iradeyle ibadetullah kapıya buluyorsun vicdandaki zihinle marifetullah kapıyı vurmak demektir. Vicdandaki ise muhabbetullah kapıyı vuruyorsun öteleri. Vicdandaki latife-i rabbaniye ile kapıyı vuruyorsun muşahadetullah. İşte bu ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah e, ve lezzeti ruhaniye, muşahadetullah dördünü toplayıp vicdanda da kim olursa ötelerden iade ziyaret edilir. Öteler sana kısmen şey yapar böyle. Akmaya başlar. O vicdana akanların adı şu Bizim hissettiğimiz olmuyor mu bir bakıma? <laughs> o aktığı zaman e, o teler ve iradeye ibadet zevki verir. O gelecekten zihine marifetullah keyfi verir. O gelecekten sana yadı ziyaret edince hissine şeyler verir, keyifler verir, zevkler verir. O gelecekte iade ziyaret edince Latife-i Rabbaniye'de huzur verir sana. O onların toplamı yani gaybın vicdana iade ziyaret etmesinin komple bütünselliğine ikinci şuur denilir. Bu ikinci şuur insanı methali değildir. Yani kazanımı değil ve talebine verilen cevaptır. Birinci şuur neydi? Tefekkür insanın elindedir. Tefekkür insan yapar. Tefekkür sonuç değil, süreçtir. Kurbiyet akribiyet. akribiyet gibi. Ve ona gelen marifetullah yani tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın sana verdiklerine birinci şuur. Tefekkür e, süreçtir. Tefekküre verilen cevap şuurdur. Birinci şuur e, ee, vicdanın hareketleriyle olan o hareketlere, taleplere verilen cevap ise ikinci şuurdur. Estağfurullah. Şeyde söyle Yasan abi, sen Hani istikladın, hadi vermiş abi bu kadar sene. Yani ruhun kutsuz hissetmiş, irade-i olduğu değil diyor. Olmasıyla değil. Aklı beşer yetişemez. Evet, aklı beşer, evet Allah razı olsun. Aklı beşer yetişemez akıl. O onun ki verdiği habere hmm. yetişen olmaz. Mesela şöyle diyeyim bizde. Şu anda konuştuğumuz mevzuda ekserisi akli midir? yani aklen keşif midir? Yani yo ortaya çıkan aklidir. Bu keşif akıl olmaz. Bu insandır, ikramdır, lütuftur ve keremdir. Yani o alemlerin ikramıdır. Eğer bizim olsaydı yaz denmezdi. Evet. <laughs> tezahür ediyor. Ziyade ziyaret ediyorlar. Yoksa bu olamaz. Yazın, yazın, o gitti o. Vallahi gitti ya. Yani. Evet o kuş avlayamadı. Evet. Yani mesela diyorsun ya Osman şunu yaz şunu yap. E, benim olsa niye diyeyim ki? Ben de yazardım. Ben de yazardım. Sonra diyorsun Allah Allah. Vallahi böyle. Hayret ediyor. Hayret ediyor. Çok tuhaf ya. Ya bu akle mi bulunur ya? Bu ikinci şuur. O alemlerin iade ziyaretinle vicdanında düşen manaların, hakikatların vesairelerin adıdır. Bu akle mi olur ya? O kadar akıllı insan var ki. O kadar insan zeki ki. O kadar insan var ki. Niye düş, düştü? Herkes baksın kendi hayatına. 50, 53. sayfa değil mi? Emirda. Nur talebelerin geçmiş hayatının ekseri âle biliyor. Lisan netice verecek gibi geçmiş. Hep böyle şükre itmiştir. Seni de beni. Ya bunlar niye çıksın bizimle ya? İhsan ilahi ya. Hem Mehmet matkap. O da deli deli gülmek. Deme dedim kimseye. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayip bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mehmet de şahit da ikimizdik. Mehmet de şaşırdı niye deli deli gülüyor. Çok tuhaf. Hadi <laughs> derim. Bu ortamın ikinci yani, şuurun matkı bir birinci şuurla başlıyor. başlıyor. Tabii akılsız olmaz. Aklı olmayanın diyor. Hadiste dini yoktur. Bir akıl yoksa... Yani sistemin ceyranı... Şöyle düşün. Bu bina harika bir fabrika düşün. Her cihaz var. Elektrik girmese ne işe yarar? Eletik bu fabrikanın cihazlarının eletiği gibidir, akıl. Fabrikanın eletiği gibidir akıl. Ama eletik çalıştırıyor diye fabrikadan çıkan o resim, o ses, o koku bir üretken elektrik değil ki. Ha, akıl çalıştırıyor o cihazı. Ama o cihazdan çıkan şeyler akli değildir. E, his var, duygu var, vefa var. Vefa akli, akli midir? Zeki insanlar zeki insanlar vefalı olurdu. Her daim oluyor mu? Yok. Tam tersi belki de. Bak akılla vefanın ne olduğunu biliyoruz ama vefa diyelim ki bir insan vefa. Kadir ee, mesela itikat, iman sıfak akli midir? Ama mesela diyelim şöyle diyelim. Bilgisayar elektrikle çalışıyor ama orada üretilen her şey elektrik değil ki. Değil yani. Manalar, o yazı yazıyoruz, o resimde manalar... Aa, şu manaya bak ya. Adam ne güzel bir resim şey koymuş. Şuraya bak mesela, tamam mı? Öyle bir şekil koymuş ki yazı bile yok. Şekil öyle etkileniyorsun ki. Ama bilgisayar gösteriyor bunu. Elektrik gösteriyor ama gösterdiği kişi, şey değildir o. Ben de bu bedenle kendimi ifade ediyorum ama ben beden değilim ki. Ama akıllı, akılsız olmaz. Elektriksiz <laughs> sistem çalışmaz. Ama sistemin sonucu da eletik değildir. <laughs> Ötelerin bir daha şur. ikinci şur zaten insanın kendi mahalli yok. Uçakta yazıldığı için yamuk yumuk yazıldı. <laughs> hali ha hali yok. Bu uçakta yazılmış zaten 9-12. Onun için yazıdan kusura bakmayın. Öyle, o uçak o şey yok estağfurullah. O uçakta o türbülans oldu ya yamuk yumuk oldu. Onun için bak Methali bile yamuk yamuk inmiş çıkmış. Biz abi bak. geçen ders tezü diyelim biz 3 ee, hafta önce giderken inemedik. Bitiş. Erzurum'a indim. Otobüse geldi. Allah Allah. Evet. Demek evet, abi uçmak şey. mevzu değil inmek. Acayip evet. <laughs> Şimdi böyle çok acayip bir şeydi. Böyle inmek. Ötelerin Bak ne kadar ne yazmış buraya görüyor musun? Ötelerin bildirmesiyle olan şuur. <laughs> Ötelerin bildirmesiyle olan şuur. Yani iade ziyaret. Öteleri iade ziyaret ederse... ...ikinci şuur oluyor ki... ...burada birinci şuur olmamasıyla... ...şuursuz diyor. Yani şu. Köylüm diyor şuursuz. Sanki bir şeyi fethetmiş gibi bir... E, ...iftihar vardı. İftihar. Kendilerinden. Ama şuurları yoktu. Buradaki kasıt birinci şuur yani. Diyor. Zaten bu iki zatın haberi, haberi aklidir. O alemlere şuursuz iken gelmeleri nereye benziyor diyor ustad. Kendisi misal veriyor. Şu misal onun. Ama uçakta ben metni yazmadım. Rutubetin tesiriyle diyor ben 24 saat evvel hissedar olunması nevindendir. Yani aklı değildir. Mesela yağmur gelecek. Nereden bildim diyor ustad. 24 saat önce diyor ben diyor rutubeti hissediyordum. Benim babaannem vardı. Rahmetli sizinle sizin de geçmiş size rahmet etsin ona da etsin. Yüz küsür yaşında vefat ediyoruz onda. Mesela derdi ki oğul kızım derdi anneme yani gelinle. Gidin odu, otu kaldırın. Çayırı biçmişler. Güneşe koymuş. Kaldırın yağmur geliyor. Ben de böyle muzip der çocuk. Baban kaç saat sonra gelecek? O da hiç yapmadan e, ciddi ciddi cevap ver. Oğlum 3 saati geçmez. Gelir burada. Tamam babaanne. Tamam ha güler. Ve gülünce kalemi gülüyor. Evet. Sağ neredeyse o kadar sasiyet kesmetmiş ki ortalama saati de söylerdi. Ve usta da diyor. E, saat söyledi usta. Ben diyor bir saat önceyi değil yakın o. İki saat önce yakın. Üç saat. 24 saat evvel rutubetin yağmurun geleceğini söylüyordum diyor. Usta söylüyor. Demek ki keramet cehalet ol, cahil olanlaradır. Yağmurun geleceğini rutubeti olmayan, romantizması olmayan ne demek ne demek o keramet? Keramet nevindendir. Demek ki kerametin de bir mucizenin de bir kaidesi var. Standart bir kaydenin dışında kaydedir o da. O olmasa ilmi teknolojilerin son hududu olarak mucize olmazdı. Sana güzel bir, de bir ifade var. 6. İstanbul, basıyor da işte enbiyada vahiy diyor, bu hisse yönetmiş. Evet 6. Bu enbiyada o inkişaf etmiş. Altın. Yani kaydesiz gibi gözüküyor ama o da bir kaydeye merbuttur, bağlıdır. Yani mucize de mucize değildir mucize de e, sebepsiz tecellidir. Eylemler nedir? Mesela elimi kaldırmak, bunu kaldırma elle kaldırıyorum. Bu sebepledir. Alan bir esmasın bir mertebesi. Sebepsiz kalkması mucizedir. O da esmadır. Yani zati esmalar sebepsiz yapar. Fiili esmalar sebepli yapar. O işte. Neyse. Yani ilk, aslında kaydı daha bir ilim sıfatının varlığı demek değil mi? Yani ilim sıfatı varsa her şey kaydedir aslında. kaydedir. O da bir ilmi çerçevesi var diyor. O da bir ilmi çerçevesi. Her daim olmazdı diyor. O da bir yöntem var ama bizim alıştığımız bir yöntemin dışında bir yöntem olduğu için mucize diyoruz. O da bir yöntemle dahildir. O da bir kural içindedir. Her daim değildir. Her şey öyle değildir. Her şey mucize değildir. O da bir yönteme tabi. Ve 20. sözde ilmin sonuçlarını göstermek içindir o mucize. Parmaktan su akması. E çölde yapmışlar. Klima yapıyor işte. Sıcak havada klimanın borusu su üretiyor değil mi? Bak bidon koyuyoruz altına. Havadaki ne mi alıyor? Tamam. O bak onu küçük parmakla buraya koymuşlar Amerikalılar, Irak Savaşı'nda. Adamlar suyu buradan içmiş. Buraya koymuş. Havadaki ne şeyi alıyor sıcak rutubeti. Burada damla damla geliyor. En azını ağzını kuş yapıyor yani. Klimanın ufağı ya. Ha buraya koydun. Koydun. Buradan akıyor. Abi şakka kamer buna dahil midir hocam? O da dahildir. Bütün mucizeler ya. mesela Miraç buna dahil değil midir? Ustad Miraç'ı var. Aradığımız zatı aradığımız zata soralım. Ne diyor ya bu? Bir alan kulu sormayacak mı ya? Allah Allah'tan soracağız diyor. Değil mi? Ay, peygamberimiz göstermiş. Evet. Ama o yolu açık bıraktı diyor. E ve Miraç Miraç o yolu açık bıraktı. Etkiye ümmeti o yoldan devam ediyorlar diyor. E diyor e, namazda girmemiş mi ben o aleme girdim diyor. Hepten Lazca Türkçe söylüyor. Ben o aleme girdim diyor. 28. lemada. Ne demek ya? Namazda girdim diyor. Nereye girdin? Namaz o zaman pencere. Namaz namaz için ne diyor biliyor musun? Sonuç değil. Namaz penceresiyle ruh teneffüs ediyor diyor. Namaza pencere diyor. 28. lemada ne diyor namaz? Miracı merdivenin giriş kapısıdır diyor. Oradan girdim diyor yatsı namazında. Sonra gittim diyor. E kadar? Ben de takip ediyorum. Ulan ben de ne yapıyor ustad? Bakayım. Gittim gittim. Alem ufaldı 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 ufaldı. Her şey ufaldı. Gözükmeyecek derece bir ufaldığında da bir baktım sıf o var diyor. Peygamber Hazreti Nuru. Nuru Muhammedi ya. Nur Muhammedi söylüyor. Sıf o kaldı diyor. Ben o nuru görünce ne yaptı? Dedim bakayım ne yapacak? takip et. Elfu elfi salatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Coşar olarak buldum diyor. <laughs> ya tuhaf şeyler oluyor ya. Bizim bizim gezegende oluyor bunlar. Bilmiyorum sizin gezegende var mı Abi böyle şeyler? Doğru kamer yerine de at olur, O da aynı şey. Aynı şey. Hani maddenin en küçük parçası bölünebilen en küçük daha yoktu. Asan dedi fizikçi. Trabzonluydu. Yani inkar etmek istemiyor mu adamı? mecbur olmuş gibi fizikçi ya. Hasan diyor atomdan sonra bir yol olsa ufak bir yol olsa inan diyor ahirete geçeceğim intikal edeceğim. Ama atomda her şey bitiyor bundan başka yol yok. Her şey burada bitti ahirete ihtimal yok. Ama diyor bir ufak sonra kuantum fiziği tabi Türkiye'de o kadar genellenmemişti o zaman. Kuantum fiziğinde bu cel meselesi var ya sel. Ondan sonra ben aradım telefonu buldum fizikçi hocamız. Dedim ki Hocam dedim neyse. o çok hoşuna gitti. Hasan'ım Hasan'ım. Ay böyle bana ne demişti hiç unutmuyorum. Hasan dedi atomdan sonra bir patika yolu olsa. Ben yalan söylemiyorum. Patika yolu olsa inan ben de o ahirete inanacağım. Patika bana yeter dedi, demişti. Bu senden sonra telefon ettim. Hocam dedim kuantum fiz hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Şey hemen şey ya çok buluşçu bir kafa. Hemen oraya geçti o tarih. Hasan'ım ahirete patika yolu yok otoban açıldı dedi ben ahirete bütün her şeyimle atomlarınla inanıyorum dedi aynı öyle değil patika yolu yok dedi artık ben sana dedim diye dedi, patik olsa ben onun otoban yapacağım ama yok benim yapmama gerek kalma otoban var fizik bir şey değilmiş Hasanım dedi metafizik de değil kuantum fiziği alan bize şey, o yaşta ağırlaşıyor yapıyor. yapıyor seminerler ben de bütün diyor atomunla zerran, zerratımla dedi şey inanıyorum ahirete. Ya. Ondan sonra neleri bitirdi? Saydı bana deterimizin bitirdi, şunu bitirdi. Görecelik şunu bitirdi. Acayip acayip şeyler göreceliği de bitirdi. Başka bir dünya Hasan diyor. En güzeli diyor dünyanın içinde e, sonsuz dünyalar varmış dedi ya. Bu dünya için söylüyor ha fizik. Bu dünyada sonsuz dünyalar var dedi ya. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sen bahset dedi. Ya çok tuhaf ya alem. Hakikaten bizim gezegen tuhaf. Ben size tavsiyem bizim bizim gezegene gelin. Burası çok şenliktir. Tek boyutlu gezegende yaşamayın. Burada iman var, küfür var, hak var, batıl var, karanlık var, aydınlık var, ölen var, öldüren var, inanan var, inanmayan var, cennetlik var, cehennemlik var, hepsi var. Siz tek boyutlu gezegende yaşamayın. Keyifli değil orası. Abi dediniz ya ustakı ya Allahı Allah, a, Allah a sordu. Aslında hani bir yiyeceği bir, şey, e, bir bilmeden siz onun bir tadını bir şeyini mesela bilmezsiniz. Aslında Allah'ı bu bilseniz anahtar açılmış ol, olacak yani. Aradığımı aradığımız hatta sormalıyız. Bir şeyler tıntın etmiş de ifade edemedi. Yani, e, Anladım mı? Allah tanımak lazım. Anlıyorsun aslında. El, o zaten ayeti kübra, ayeti kübra, o sürecin Süreci devam etti. Ayet-i Kübra'nın sonucu bu. İkinci makamda oluyor zaten. Birinci makam süreçtir Ayet-i Kübra. İkinci makam şahadetlik, şahitlik sonra. Evet, bir müşahadeti sonra ona dönüşmek. Bir müşahadeti. Şahadet, mü müşahade. 24 saat evvel hissedar olması akli midir? Akli değil. İnsanın insanın asabı, asab, asab var ya tabiat asab, asabı hissetmesi nevinden hissedar oluyor. Asab nedir? Aa, mülk onu söyleyeceğim. Mülk, ta mülk tarafı sinir sistemi. Asab. Melekut tarafı o duygu. Yani kuvve-i gadabiyenin ifrat ve tefritleri. Asab gibi his de hissedar oluyor. Neyle? Ee, bu romatizma denilen şey 24 saat öyle. Bazılarının bir saat önce hisseder. Bazısı 3 saat. Ustadın ne kadar hassas olmuş ki. 24 saat evvel. Benim babaannem 3-5 saat, 6 saat önceyi hissederdi. Yani niye? Metoloji istasyonu olmuştu. O otlar çünkü kalkması lazım. Onu nasıl? Yüz küsür yaşında bir hayatı kazanım olmadım. Başka bir tane şey vardı. Allah rahmet etsin. Yani bir tane mecik hocamızın annesi vardı. Hala. O biraz şeydi. Ayakları pek kötülüğümdü. Ne yapardı biliyor musun? Bizde domuz çok var. Akli değil şu anda anlattığım. Akli değil. Anlayamazsın. Ben de anlayamam. Ama anlarsın. Anlayamazsın ama anlarsın. Giderdi. Annemle beni götürdü. de Tarif ederdi. E, büyük ana derdi. Ta, domuz giriyor ya. Girmesin uzaktan bağlıyor domuz girmesin diye dua ile tarlayı bağlıyor domuz girmiyor yanındaki tarlalara domuz giriyor Mısırıyor geçim kaynağı Mısır yani tarla şuradan diyor ırmaktan şu diyor sonra şu diyor şunu diyor ha diyor böyle şöyle Ondan sonra böyle şey Ondan sonra şöyle yapıyor okuyor 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 bağladım kızım daha korkmadı yanındaki tarlalar duman oluyor buraya domuz girmiyor bağlıyor. Akli midir şimdi bu? Yani bir tanesini ben dedim bunu şey yapsam şükür niyetine söyleyeyim size bir tane bir parçasını. A bu bu sene bu geç a bu işinde. A şeyde getirdim ya kabakma bak. Ablam dedi ki dedi ki kardeşim dedi falan halayı hatırlıyor musun dedi. Annemiz seni götürürdü. O ne okudun hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ya gel dedi. Bizim dedi. Tala bak. Sana da sen ko Kolivay'ı seversin. Evet. Gel ha buraya bağla. Dedim ki ben anlamam ki. Anlamasın ama. Olsun dedi. Herkes ilk önce anlamaz dedi. Bir şu şey an Gel dedi. O ne okudun hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ama dedim. En sırrı şey hurufu mukatta benim. Tamam neyse dedi sen. Gel yap. Vallahi yalan söylemiyor. Le yalan lafsi kafirdir. O hurufu mukatın tesini söyleyeceğim. Şimdi tarlayı bana gösterdi. Gittim ben dolaştım. Hurufu mukatta yedişer tane okudum gayb ya söylüyor. Hem ırmak tarafı bu tarla. Yani ırmak domuzun girdiği yer. Irmak bu bilir. Domuzun giriş yolu burası. Bunun tarlası bu. Şimdi burayı geçiyor. Buraya girmiyor. Bunun altın. Bunun bu taraftaki bitişine, bu taraftaki ne ve üst taraftakini yiyor. Ortada kabak gibi kalmış bu tarla. Şimdi bu sene Şerife sorar, sorarsın Mehmet. Şerife. Tarla kalmış. Şimdi diyormuş ki sakın söylemeyin. Sonra kardeşim başını şey yapmadı zannediyor ki şey ve ortada kaldı. O şeylerimiz, sırlar, kabakları bize gönderdi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Akli değil bu. Ne yapıyorsun? Huruf-u mukatta ile dolaşıyorsun, asıyorsun çubuğu. Senin itikadın nispetinde orada koridor oluyor, duvar oluyor, geçemiyor. Yani bu ırmaktan domuz buradan girmesi gerekirken oradan girmiyor, altından giriyor, altınıyor. yiyor. Şerif'e bir gün söylersin benim. Yandakini yiyor. Üsttekini yiyor. Kardeşinin şeyini yiyor. Enişten kardeşini tarlasını duman etmiş. Ortada kalmış. Köylü diyormuş ki Allah Allah. Oraya yedi orada. O niye dedi yemedi. Ee, sakın. Sen niye yedin? <laughs> tamam Ama hurda kaş etmiş ya. Oraya girmiyor. Yani bu esbabsız tecelli. Hurufu mukattanın bir sistemi yani. Hurufu mukatta. Rabbim şahit ol. Yalana şahit olsa kafir olur. Ondan sonra hurufu mukatta dedim ya ben, ben, de herhalde büyük ana bunu okurdu ne bileyim itikadına göre aldım sopayı. Hurufu mukatta yedi tane. Elif lam mim tane. Amin. Yanındaki yiyorsun? Bunu niye yemiyorsun? Yani e, her şey akli değildir demek istiyorum. Ama ak akılla çözülür. Daha her şey aklı değildir ama akılla çözülür. Kısa bir niyet olduğu için illa akılla çözülür. Evet. Ama aklı değildir. Aklı değildir. Mesela e, e, Abdülkadir Geylani ve İmam Ali gelecek rizkanına haber veriyor. Aklı midir? Aklıdır, değildir. Ya şeyler diyor benim memleketler iftihar ediyorlardı diyor gurur iftihar ediyorlar e, e, elde hiçbir şey yok ne iftihar ediyorsun? ne yaptın ki hangi memleketi fethettin diyor niye iftihar ediyorsun meğer buradan diyor gelecekler Nur çıkacak diyor buna nereye benzer diyor benim diyor asa asabiyetimde 24 saat evvel rutubeti yağmuru hissetmeme benziyor evet arkadaşlar hapisteyiz ha his yapıyor bunu asab gibi his de hissedar oluyor bak ustad hissi hissi kablel vukuyu anlatmak için asabı örnek veriyor. Sinir sistemini örnek veriyor. Sinir sistemiyle ben yağmur hissettiğim gibi yani bu asap bunu hissettiği gibi his de o alemleri böyle hissediyor diyor. Niçin? Vicdanın bir unsuru bu. Maddi organ yani ne maddi organ? Asap yani sinir sistemi. Maddi asap. Peki Sinir sistemi ne hissediyor? Rutubeti hissediyor. Ama aklında bir iş yapamıyorsun ki. Ancak cihaz alınıyor. Sonra bir tarafını ağrıyor. Galiba yağmur geliyor. Asap yani sinir alet gibi onu hissettiği gibi 24 saat evvel. Tespih alet. Yani. Evet. Şey de öyle. His de oraları buraya taşıyor. Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu. Ustad diyor ki ya yağmuru diyor. Rahmeti neyle hissediyordum? e, asabımla. asab. As ha Risale-i Nur'a da diyor ki rahmet yağmuru. Ben cümle değil o. Ya Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kablel vuku ile hissetmişler diyor ustad. Diyor. Rüyayı sadıka fazla inkişaf ederse keramet seviyesine çıkar diyor ustad. Rüyayı sadıka da böyle. Risale-i Nur talebelerinin de hayatları Risaleleri, Risale-i Nur'u netice verecek gibi sevk edilmiş. Ha, bakın böyle. Ee, <laughs> 53-54. sayfada Emirdan da diyor. Her Nur talebesi böyle hayatına baksın. Sevgi hayatına. Risale-i Nur'u netice verecek gibi geçmiş. Nasıl geçmiş? Ya yani şiddetli merak, ya haya, ya edep, ya günahtan korunma. Ne bileyim mutlaka öne çıkan bir sıfatın veya güzel şeyleri düşünmen. Mutlaka Risale-i Nur'u verecek gibi olmuş. Yani tesadüf değil yani. Bu Risale-i Nur'un kerametidir ki istikbalde talebesi olacak olanları sevk etmiş, yönlendirmiş. Risale-i kerameti. Sana peki bizim ruhumuza çocukken kim öfledi? Risale-i Nur'un şahsı manesi. Sen de babaanne ne sen öfledin? Kardeşim, sif Allah aşkına ya. mükte olduğu gibi mi oluyor? Mükte olduğu gibi mi olacak? Bu gördüğümüz gibi mi olacak? Yani sebep sonuç mu olacak? Babaannem benden önce mi olacak hep ya? Ya ötelerde eşit olalım ya. Rular aleminde. Ey bu asır insanlar. Elestü bir <laughs> Rabbikum. Tamam. E <Ey>, ikinci asır. Elestü bir <laughs> Rabbikum. Üçüncü asır. Elestü bir <laughs> Rabbikum. Öyle değil ya. Arş, arş azamda ruhlara denmiş ya. Ruhlara yahu denmiş. hep ihtiyar kalacak. <laughs> Aslına döneceğiz. Hepsine birden dendiğine denir. Hanımlar 18, erkekler 33 olacak. Bu da yaş yok. O 33 ne demek? Onu da bilmiyor. 33 değil yani. Ama 33. <laughs> bunu ustadım, bunu ustadım. Önceleri Geylani'nin Kudüs Resulü Kerameti telakki ediyordum diyor. Geylani Hazretleri Risale'nin geleceğini söylemesi keramet addediyordum. Şimdi Risale-i Nur'un bir silsile keramet olduğunu tebeyin et. Meğer Risale-i Nur'un şahsı manevisi Geylani'ye ve İmam Ali'ye kalbini öflemiş. Ondan sen Davud kendi ismini sen koydun diyorum. Benim altyapı doldurmadan bunu diyemem deli olmam lazım. Geylani nasıl haber verdi diyor. Keramet zannediyordum. Keramet tabii. Öteye geçmiş diyor ki. Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametidir ki ona haber, ver, haber verditmiş. Evet. Risale-i Nur. Şey Risale-i Nur. Risale Nur söylüyor. O diyor, nerede misal veriyor? Üç tane misal veriyor. Diyor ki, benim köylümün ihtiyar etmesi, benim ayağımın romat haber vermesi, Risale-i Nur'un talebesi, Risale-i Nur'un şey vermesi nevinden diyor, E. Risale-i Nur'un talebeli Risale-i gibi, geçmesi Risale-i Nur'un silsile-i kerametidir. Yani silsile demesi bir tane değil kerameti. Sevindir hayatlardır. Onu hatta mazim ve müstakbeli ihat etmiş aslında. Evet bak. Ha işte bu. Ve cümle bu. Risale-i Nur şahsı canlıdır, ruhludur, şunlu hayatlardır. Mazi ve müstakbeli yata etmiş. Ya, Yazabilir miyiz? Yazayım be Hasan'ım. Şu hangisi? Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametidir ki ne diyecekti ki? Ne Neydi? Ha mazi ve mustakbeli Ma ha, izin mazi ve mustakbeli tak beli ihata etmiş. Çünkü <laughs> Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi Visi vücududur, Vücudidir. Vücudidir canlıdır, ruhludur. Ee, şu, ve şuurludur. Anladım. Abiler topladım bu cümleyi de şahsı manevisinden bu cümle şahsı manevisinden çıkarttım. Şöyle. Anladım. Usta söylüyor. Mesela bak bunun için dolduruyorum e, ee, mazi ve müstakbel. Bütün nurcuların tayin pekmez gibi. Akıllarını at oraya. Ee, vicdanlar mesela aklımı koy. Vicdanımı koy. Ee, kalbimi at. Ruhumu da koy. Sil, şey, şahsi manevi dersinde var bu. Şimdi her bir nur talibesinin aklı, vicdanı, kalbindeki duyguları ruhundaki latifi koy. Ötekisini de koy. Karıştır. Bu bütün nurcuların günahları değil. Aklındaki marifet, kalp, vicdandaki his marifetullah. Kalplerindeki e, duygularını, ruhlarındaki latifeleri hepsini cem edersen atom cinsinden değil, ruhani bir vücudu var. Bu canlıdır, ruhludur, şuurludur ve vücut haricisi vardır. Melek gibidir. Aynı vücut haricisidir. Bu işte Sekerat'ta nur talebesine himmet ediyor. Yardım ediyor. Dünyada da sana ilham ediyor bu manalar. O işte sana öfleyen bu işte. Bunu nereden çıkarttım? Geylaniye ve İmam Ali diyor Risale-i Nur'u haber verdiren Risale-i Nur'un bir silsile kerametidir. Ben bunu daha önce bilmezken keramet zannediyordum diyor. Evet keramettir ama Risale-i Nur'un şahsi manevisi senin nurculuğu geçecek gibi öfle, üflemiş seni. Bu şekilde istiyor. Niye etmiş? Onu bilemem. Şeyde diyor diyor sana. Hani de bu uçacak bak komandanlara karşı ayağa kalkmaz. Kısa şey, dedi. Ölümden ya. çok iyi bir Risale-i Nur beni muhafaza ediyor. Evet. <laughs> bak <laughs> istikbaldaki Risale-i Nur mazide usta zaten muhafaza ediyor. Risale-i Nur çünkü abiler. <laughs> şahsı manevi zaman, mazi, müstakbel ihata ettiği için, arkasında olduğu için zamanla mukayyet değildir. Birimiz şimalde, kuzeyde, birimiz güneyde, doğuda, batıda olsak, dünya ve ahirette olsak beraberiz. Yani o benim manevi şahsiyetimizin bütünlüğüdür. O canlıdır. Siz bize himmet eder. Bizi sekeratta imanla gibremize, amellerimizin ortak olmasına, kalbimize ilham edilmesine esbab noktasında esma iktiza ediyor. Esbapsız yapmıyor Allah. Risale'nin şahsı manevisiyle oluyor bize bunlar. Bu dersler. Herkese nasip etmiyor bu dersi. Risale konuşuyoruz arkadaş. Ne konuştuk? Felsefe mi konuştuk sabahtan beri? Hep Risale'nin konuşuyoruz. Başka var mı? Başka bir yok ki hazinemizde. Maç bilmem. Borsayı bilmem. Parayı bilmem. Arsayı bilmem. Ne konuşacağız? Risale -i şahs manasını konuşuyor. Bak onun diyor ustad da ben önce bilmiyordum. Keramet biliyordum diyor. Ama Risale-i Nur'un bir, bir tane değil. Silsile-i kerametindendir diyor. Bir tanesi nedir? Bize hayatımız böyle geçmesi. Bir tanesi nedir? Bunlar büyük zatlara haber verilmesi. Bir tanesi nedir? Böyle hadiselere karşı insanda ilham edilmesi. Hep o yapıyor. İşte nasip ediyor. Devam ediyor. Diyor ki benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesul olmuşlar diyor. Köylüler için bak. Cümle benim değil. Tırnak içinde. Benimle beraber ustad o köylüm, kalyem, kasabam şuursuz olarak Hangi şuursuz? Vicdanı şuursuz değil. Birinci şuur. Şuursuz olarak hissedip mesul olmuşlar buradaki şuursuz aklın şuuru ki birinci şuurdur. Birinci şuurları olmadan hissen hissedar olmuşlar. Akılları ermese de, taluk etmese de vicdanen hissetmişler. Vicdanen şuur. Şuurdan haber veren şuursuz olmaz. Hay hayattan haber veren hayatlıdır. Akıldan haber vermek için aklı olması lazım. Bu nereye benziyor? Aklı olmadan bilmek. Aklı olmadan bilmek neye benziyor? Akıllı olmadan nasıl bilebilirsin? El cevap. Şimdi Risale'den cevap veriyorum. Evet ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın asabımın rutubetten rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi. Yani akıl olmadan akli haber nasıl verilir diyor. Usta diyor ki Aynen benim 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu ben uydurmadım rahmet yağmurunu Risale-i Nur'un rahmet yağmurunu bir hissi kablel vuku ile hissetmişiz demektir diyor. Yani vuku bulmadan önce vuku bulmuş ki o kariye iftihar ediyor böyle. Sanki bir memleketi fethetmiş gibi eda vardı diyor. İlk önce bunu manasını anlayamıyordum diyor. Yani bana as Yok köylü de böyle. Nayım de böyle diyor. Ha, demek ki Risale-i Nur'un şahsı manası... böyle tesir etmiş. Kardeşim yani keramette, de mucize de bizim bildiğimiz sistem değil. Değişik bir sistemle çalışıyor. O da bir sistem. O da bir kayde var. Her daim peygamberde mucize olur mu? Olmuyor. Her zaman olur mu? Olmuyor. O da bir kayde, O da bir sisteme. Ama bizim bildiğimiz sisteme bağlı olmadığı için keramet diyoruz, mucize diyoruz. Ama onun içinde de bir sistem çalışıyor. Frekanslar da değişik abi. <laughs> hani mesela bir şey dakikada bir olup, birisi yılda bir olup, birisi yüz yılda bir olup. O da frekanstır. Evet, evet. Çok güzel. Bazen mesela sana bir ilham olur. Bir tekmana çıkartırsın külliyata. 60 senene değer. Bazen bir küfür eder. Allah'a vesaire. Bütün hayatı sonsuz gider gibi. Bazen bir bir keşife Cenab-ı Hak seni mazar eder. Ahiretine bile yeter. Adam bir şey buluyor. Bir fizikte bir formül buluyor. Bak ne kadar. Bir cümle ya. Bir cümle ama onun altı binler şu ders ama şu ders, 1 iki saatlik ders ama belki de 20, 30, 40 tane ders kullanılıyor. Vicdan kullanılıyor, ruh kullanılıyor, akıl kullanılıyor, şuur kullanılıyor, tasavvur kullanılıyor, tayyip kullanılıyor, neler kullanılıyor. Bunu da kullanacağız bu dersi başka geleceğe. Rutubetten 24 saat evvel hissedar olunması rutubetin zerreleriyle olduğu gibi yani Gözüm görmüyor ama nasıl hissediyor? Rütübetin zerreleri var. Yağmur gibi değil. Tabii toz şeklinde gibi. Hissi kablel vukuda gayb alemlerinin iade ziyaret etmeleri olan vicdana temesül ettirmeleriyle hissedar olunur. Yani durup dururken rutubet hissetmez. Bir şey temas ediyor. Bir esbab var ya. O da zerrat. Yani göremediğimiz, intikal edeyim. Ama zerre var. Ki öyle diyor. Ki. Ha, şey de, e, hissi kablel vuku da, vuku bulmadan önce vuku bulması da... ...bu rutubet nevinden, o alemlerden akmalarla oluyor. Akma. Bende nasıl ortaya çıkıyor? Şuur. O, onun adı nedir? His kablel vuku istemiyor. İmam Ali'ye ve Gelani'ye hissi kalbel vuku demiyor. Kablel vuku haber vermeleri. Niye hissi eklemedi? His değil çünkü. Keramet olduğu için his değil. Tamam. His değil. Daha üstten. Daha üstten. Daha üstten. Daha üstten. Daha üstten. üstten geliyor. Ee, bizdeki vicdandaki kablel hissi kablel vuku. Rutubetin diyor e, ee, rutubet çok incedir. Yağmur tozları falan değil. Gene bir şey koymuş Allah yağmurla bizim aramızda. Ötelerle vicdan arasında bir şey koymuş. E, ne koymuş? Kablel uku. İletişim olabilir. Gene evet. Yani his, hismiş o. O alemlerin, o alemlerin vicdana taşınmasının o zerresi, yağmur zerresi hismiş. hissi kable vuku. Şöyle demiyor. Zihni kalbel vuku demiyor. <laughs> yani iradeyi ka kable vuku. Latife-i Rabbani vuku demiyor. Hissi kable vuku. Niye vicdandaki bir unsuru alıyor? Ha. yağmur orada. Asabım burada benim. Aradaki berzakim zerrat. Zerre. Bizim bildiğimiz zerreden çok ince. Aynı onun gibi gayb vicdan. Aradaki koridor yol his. İşte bugün işte abdestteydim ya şeyde e, abdest alıyordum. Ee, dedi ki e, alemi gaybın şu andaki söylüyorum. Doğru ve yanlış bilmiyorum. Alemi gaybın gayba giriş kapısı olan his dünyasına hoş geldiniz. Aynı böyle gel. Ondan sonra Erdinç vardı. Gitti mi? Erdinç'te birisi de vardı yani. Ha, ha, sen vardın. Hatırladın değil mi? Bunlar oradaydı. Orada bekliyorlar dedim ya. Bir tuhaflık var dedim. Şimdi dedim sizinle paylaşayım. Doğru ve yanlış oldu bilmiyorum ama. Alemi gaybın giriş kapısı olan his dünyasına hoş geldiniz. Çünkü niye? G garip değil ki. Kardeşim eşim yok, aşım işim yok. Yatım katım yok, arabam şeyim yok. Aklım buna çalışıyor. Başka bir şey de bildiğini anlamıyorum. Kafam böyle ister istemez bunu, 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 bunu düşünce bu geliyor. Arsa düşünce arsa gelecekti. Bir, pazar günü bir dolaşayım. Pazartesi ofiste satarım. Tarlalara bakayım. Pazartesi ofiste satarım. Adam onun için dolaşıyor tarlalar. Yani bizim de ilgimiz çekmiyor. Bir tanesini söyleyeyim, seni hissettireyim. Zeytin abi var ya tabii ki. O ben dört kişi şey gidiyoruz. Çorlu değil de ee, orada gene bir, bir yer var. Oraya gidiyoruz. Derse gidiyoruz. Derse davetliyiz. Bir cemaat bizi davet etti. Gidiyoruz. Tabii şimdi var mı bilmiyorum. Ayçiçek tarlalarından geçiyoruz. Böyle. Çorlu'dan daha ileri bir ilçe. Unuttum adı. Ondan sonra gidiyoruz. Yanımızda cam oturuyor falan. Ben de ortadayım, şoför ayrı, oturuyor, beş kişi. Ya dedi, zamanımız var mı? Laz dedi. Bana diyor ki? Laz, zamanımız var. Hayır dedi Ziyatdin abi. Ya şu şeyle bir girsek? Ben de bir şey var dedim, tuvalet. Olur ama dedim. Tuvalet. Yo yo dedi. Emlakçıya bir gitsek. Kendisi emlakçı. Hayırdır abi, dedi abi dedim. Bizim. Ya dedi bu ayçiçek tarla satılıyor mu acaba? Parsellermiş mi dedi? Merak ettim. Acaba fabrika şey mi gidiyor arsalar? İskana girmiş mi bilmem şey olmuş. Ziyaretin abi dedim. Şu dedim gördüğün ayçiçek tarlasında sapsarı ayçiçekler. Bunun için de dedim sen tarla yerine böyle şey olmuş mu ne diyorlar işte. <laughs> i̇mar olmuş mu? O hat, o mu hatırına nasıl geldi dedi. Ona Laz dedi benim kafam böyle çalışıyor dedi. Sen dedi ayçiçeğe bakacaksın ben oraya bakacağım Gir dedi gir dedi bak, bir soralım Emrakçı burada parça şey oldu mu? Adam girecek ya bu piyasaya da. Yani alemi gaybin giriş kapısı olan his dünyasına hoş geldiniz. Normaldir. Evet devam ediyoruz. Şunu okuduğumuz çizeyim. Şöyle. O, o ayrı konu bu. bu, aynı işte Celcelutiye'den kim bahsetti? İmam Ali. Ona kim demiş? Kulağını kim öflemiş? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi öflemiş diyor. O demiş. Tabii tabi Cezal aslında işte vahiy olduğunu söylüyor Üstad. Ona ulaşan demek direkt o da şahs-ı maneviyle alakalı. Evet. Evet. Yani o da bir kaydeye bağlı. Vahiy de paldır küldür gelmiyor ki. Mücize de öyle. Keramet de öyle. Bir kayde bağlı. Bir sisteme bağlı. Evet bir sistem çalışıyor arkada. Şey şey. He. Şimdi diyor, bir ulum hazinesi diyor. Ustası da ben bakıyorum diyor. Öyle bir ilim kaydeler. Evet. Şeyler içinde yok. Çok doğru. He. O zaman diyor ki işte Salih içerisinde çok ehemmiyet mevki aldığında, dolayı Salih'in adına diyor. Cezuriyeti bir ilim hazinesidir. Yani o zaman Cezuriyeti'ye Risale-i Nur'u okumayanlar Cezalotideki ilim anlamaz. Şey anlamaz anlayamaz. Hı hı. Anlamaz tabii. Peki. Onu ilim tarafı risale zaten Bedi demektir. Risale-i bir ismi. Bedi. Bedi zaman. Sayfa 289 açın. Açtınız mı? Ney Emir ya? Defterin 289. Açtınız mı? Ee, okuyorum. Bir tanesi buldum dese ben başlayacağım. Evet. Evet. Onu da bitirelim neymiş diye. Şu orada. Başı e, şeyde. E, Kastamonu 233, 288'de. E, okuyalım mı düz yoksa uzun. Oku, ha? Okumuş gözüküyor. Okuduk ama acaba bu sayfayı da okuduk mu? Evet okumuşuzdur herhalde ya. Tamam. Yarın, Yarın bırakmayız. Tamam. Burayı da atlıyoruz. Tamam. Okumadıksa da okuduk. Tamam. Şimdi e, geri gidiyorum. E, e, gidiyorum. İnşallah bu e, şu an okuyacağım sayfayı da atmış olabilirim size. Sırrı İnsani grubuna. E, sayfa abiler e, 275. <laughs> Bugün yok da daha önce atmışım ya. Daha önce hemen bir göndersene sen. 275, 203, 12'de atılmış abi. At onu. Atar mısın abi? 275'i at. E, 276'yı at. Ondan sonra e, şeyi atacaksın. E, 200... 271 atacaksın. Ondan sonra dersi biter zaten. Ha, şimdi okuyorum. Atıldı mı bir tanesi desin. Atıldı ben açıyorum dedi. Atıldı mı abi? E buradan buraya niye gelmedi ya çok yakın. <laughs> Ama buradan buraya. O zaman buradan buraya şu anda Amerika ile eşit mi gider? En Allah Allah. Zamanın hakikati. Vay be. Çok tuhaf. O gördüm. Hikmet var Amerika'da. Eğer canlı yayında ise girmiştin. 275 defter, barla 350. Metin metin okuyorum. Şurada göstereyim. Barla 350. 99 Esma'yı Esma-i Hüsna cil, cilvesine mazariyet sırlarını tamam. hayal meyal bir surette uzaktan uzağa hissedilmesindendir ki bu 33 mübarek adedi ihtiyarım olmayarak. Metin bitti. Bak şurada kadar. Şimdi ne anladık? <laughs> histe, histe ne varmış? Mesafe. Histe mesafe. Histe büyük küçük, az çok, zor kolay yokmuş. Bir de okuyun metni toparlanmış olursunuz. Barla 350'de diyor ki. 99 Esma-i Hüsna cilvesine mazaret sırlarını Esma Mazaret sırları nasıl gözüküyor kendisi? Hayal meyal bir surette uzaktan uzağa esmaların hakikatını uzaktan uzağa hissedilmesindendir ki bu 33 mübarek adedi ihtiyarım olmayarak he, o metnini bu şey bakın okunca his de his ben buradayım ama ezel ve ebed esma. Ben buradayım. His de mesafe, büyük küçük, az çok, kolay, zor, büyük küçük yok. Öyle bir şey yok. Zaman kavramı yok. Yok. Yani oraya uygun var. Bizim bildiğimiz şu kavram yok. Çünkü ahirette de zaman var. Yani zaman yok demek, değer esması yok demektir. Değer esmasız olur mu? Olmaz. Ama farklı akar. Şeyde farklı akar. Vefat etmene ayrı akar. Yaşayana farklı akar. Cennete farklı akar. Cennette de Cuma günü Rabbini göreceksiniz diyor. Bak Perşembe günü beni diyor. Pazartesi Adem Aleyhisselam'ı diyor. Demek bir şey. Şeyde dikkat. Hayalin bile Evet harika. Evet, hayal meyal hissettim diyor. Hayal meyal süresi uzaktan uzak. <laughs> uzaktan uzaktan ha, uzak yakın yokmuş. <laughs> Hayal neyi oluşturur Bizde bu çok önemli kavram. Hayal, ne demek? Hayal bize mekanı oluşturur. Ay, çok güzel yani. Hayal mekanı oluşturur. tasavvur zamanı oluşturur. İşte Einstein ve fizikçiler işin çıkamadı e, zaman e, mekana şey diyorlar Uzay. Zaman uzay Keçişmesine an diyorlar bak. Şuraya zaman doğrultusu diyor. Şuraya. Şuraya zaman diyorlar fizikçiler. Buraya ne diyorlar? Mekan, Mekan ama şey diyor. Uzay. Uzay. Ee, an nedir diyor. Onların söylediğini söylüyor. Şu kesişme noktası. Ha, şimdi biz söylüyorum. Bu kadar uğraşmış bir insanım. Zaman Zaman, mekanın melekutudur. Mekan ise, zamanın mülküdür. İnşallah gelecekte, bu risale bu hakikati, e, ilim dünyasına mal olacak. Yani, onlar şöyle der, ki doğru, mekansız zaman, zamansız mekansız düşünemezsin. Olamaz. Doğru. Mülksüz melekut, melekutsuz me mülk olamaz. Ha. Zaman, mekanın melekut tarafı yani tasavvursuz tahayyül, tahayyülsüz tasavvur olamaz. Şimdi söylüyor. Bir şey hayal edin de şekli olmasın. Yani mekan olmasın. Bir şey hayal et, mekansız olsun. Demek ki hayal içsel mekandır. Mekan, hayali, evet. Demek ki hayal mekan, mekanı oluşturuyor. Tasavvur sıralamayı getirdiği için sıralama düşünce zamanı o, meydana gelir. İçsel zaman. O zaman zaman mülkün melekutudur. Mekanı. Mekanın melekutudur. Zaman şey mülk de zamanın mülk tarafıdır. Dışsalıdır ya. Yani. Mekan, evet, ikisi beraberdir. Şimdi diyor ki Ha, his ne kadar daha öteye ki vicdanda ya. Tahir nerede? Dimada. His nerede? Vicdanda. O zaman zaten yeri de öyle hak ediyor. Hayal meyal uzaktan uzağa hissettim diyor. Şu çıkartıyoruz. E, siyak ve bakın o hayal meyal uzaktan uzağa hissettim ha o zaman his de büyük küçük az çok kolay zor dün bugün yarın öbürsü gün öyle bir şey yok hepsi andadır. Onun için gayb aleminin giriş kapısı olan his dünyasına hoş geldiniz. Ya iç hali. Mekansız mekan. İç dünyanın mekanı. His his değilmiş. Sır sır olmadığı gibi. Adı sır. Koyun kenara uğraşmayın bunla. Sır değil, adı sır yani. Sır konuşmuştuk çok. Ee, Barla 372. Şurada. Göstereyim belki. Ha. Kırmızılar Risale, yeşiller şey. Metin. <laughs> Bu Risaletin Nur'un, Risale-i Nur değil. Risaletin Nur, Risale-i Nur, Resail-i Nur, Sirac-i Nur, Sirac-i Sur, hepsi farklı tabirdir. İhtiyar adam öyle rast geldi yazmamış. zaman ihtiyar adam deme. Yani öyle Resali Nur, Nur, Risaleti Nur, Sıracınız Sırca Sırca Surç mü diye öbür. Sıracı Surç. E ben rastgele yazmış. Evet. Yani yerinde söylerken Risaleti Muhammediye diyor. Yerinde Risaleti Ahmediye diyor. Sakın ha öyle aynı şey aynı şey değildir. Dağlar kadar fark var. Ahmet meyvedir. Kökteki çekirdek Muhammed'dir. Muhammed geçince pergelini köke koy. Ahmet tabirini görünce Risale'de meyveye koy pergelini. Öyle düşün geriye doğru. Ahmet deyince geriye doğru düşün. Muhammed görünce ileriye doğru düşün. Çok tuhaftır külliyat. Bizim külliyat dünyasına hoş geldin Abdurrahman. Barla 372 bu risale Nur'un şakirtleri birbirinden ne kadar uzak olsalar da bak risale Nur'un şakirtleri ne kadar uzak da olsalar birbirine pek yakındır ki böyle birden hissedip yazdılar. Hisle bağlandıklarından. Tamam? He. Neymiş? Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur talebeleri ne kadar mekan itibariyle 60 sene de doğdu şey 60 sene önce yaşadılar 1920'de yaşayan abiler var 60'ta 40'ta yaşayanlar var biz sonra bizden sonra da olacak biz birbirimize o kadar bağlıyız ki zaman zaman arkasında olduğumuzdan birbirine pek yakındır ki böyle birden hissedip yazdılar burada niye kondum his mekanı kaldırıyor ee, başka Barla 372 Pek zamanla mı ilgili abi? Aynen abi. He? Soru buradan geliyor da. Pek zamanla ilgili Yok. mi? Yok. Zaman sı Yani zamanın, zaman arkası yani. Bu Risale-i Nur şahsı manevisinin oldukları makam nasıl bir makamsa. Zaman mekan arkasında. Çünkü öyle diyor. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Senin o dar zannedin var ya sebep sonuç. O dünyadan daha geniş bir dünyayı bulursun. Ya biz maalesef bu sebep sonuç dünyasına sıkışmış kalmışız. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Nasıl gireceğim kardeşim ya? İşte bu dersleri yapa yapa veya zannediyorum. Başka nasıl gireceğim? Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. O zannettiğin geniş dünyadan daha geniş dünyayı göreceksin. Esas dünya oymuş. Bu neymiş ya kabukmuş diyor. Ama bu çok lazım. Bu, bu o kadar lazım ki alem-i şehadet. Hep diyorum diyeceğim de. Bunun, evet, bunun kıymetini bilin. Bunu ortadan kaldıran, şahadeti ortadan kaldıran hiçbir kemalat, kemalat değildir, meçhupluktur. Tamili kabulundadır. Ya. Yani şahadeti şahadeti kaldıran hiçbir tefekkür tefekkürün yapısı değildir. Yani basan bir tefekkür değil, yere basmaz. Bunun kıymetini bil. Alemi şahadetin kıymetini bil. Aa işte biraz ortadan kaldırdı Muhyiddin Arabi. Daha beter bir, birisi panteistler gibi. G garip garip haller oluyor işte. Hemen Acayip bir şey. Aha, mesela Cebriye. a i Vücut. a Mutezile. <laughs> Alemi hemen bozulmaya başlıyor. Alemi şahadeti referans almadan, vücudu almadan, mevcuttan iddia etmek metsupluktur. Sekir halidir. Bunu şey ilmi usulü din ulemasının ölçülerine nazar alacaksın. Yani ilmi kelamın kaydeleri, itikadımız, İslam'ımız, edile-i Yani gel bize. Risale'nin ölçüleri, laikalar, bunlar dosturlar. Bu kalıptır. Bunun dışında kesinlikle yürüyemezsin. Olamaz ya. Mümkün değil ya. Vallahi şey yaparsın. istikametin çıkarsın. Mümkün değil bak. Yani Risale-i Nur'un yani alem-i şehadetten öyle abuk subuk. Ben maddeyi, varlığı, mevcudu, ortan kaldırıp acayip böyle garip garip şeylerden bahsedeceğim. Sebepsiz böyle. Bırak şimdi bırak. Bırak böyle. Gitti ya. Yani. yani ömrüm benim böyle geçti. Böyle tipleri çok gördüm. Nasıl korunabildik de bu derse kadar. Ya? Buraları hiç bırakmadık hiç. Tutunacaksın buna. Ölçüler, ölçülerin içinde yürüyeceksin. Taşmayacaksın, aşmayacaksın. Taşıp aşmayacaksın. Üçte zeytin üçe çıkartım demeyeceksin. Böyle böyle insanlarla yaşadım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gözümü açamıyorum ama zeytini üçe çıkarttım. Niye kardeşim? Manalar gelmesi için. Günde üç tane zeytin yiyormuş. Kalk lan. Kalk. Yani. Kalk. Otur. Ne yapıyorsun? Tamam yemek yedim. Hadi eşyalarını topla bakalım. Hadi. Bize layık burada uygun değiliz. Kalk. Üç tane zeytinle değil. Biz de lavaboyu da temizleyeceksin. Yeri de süpüreceksin. Nöbete tutacaksın. Aynı anda okuyacaksın. Alem-i olacaksın. Yani medresede olacaksın. Yani nurcu olacaksın. Hepsini aynı anda yapacaksın. Nasıl yapacağım abi dedi. Ha Furkan'a diyor bek. Dedi Furkan bu dersten çıktı. Abi nöbetim var şunu Aynı anda nöbeti yapacaksın. Aynı anda dersi çıkartacaksın. Aynı anda kitabını Aynı anda. Temizlik yapacaksın. Lava Aynı anda. Nasıl olacak? Olacak işte yapacaksın. Bu böyle. Yapacaksın. Barla 372 Risale-i Nur talebeleri ünvan-ı icmalisinde her 24 saatte 100 defa sedar olmak yeter diye. Bu peki ne neye verdi bana? Bunun zaman aşımıyla kayıtlanmıyor. Yani zaman geçti, sebap da bitti. İstediğini kullanabiliyorsun sebabı. Birisi yaptı sebabı mazide yaptı. E sebap e sebap geçti gitti canım. Sebap gelecektekilere, andakilere verilmez ki. Fatiha veriyorsun. Geçmiş değiller mi? E gelecektekine de veriyorsun. Yani diri olanlara rahmet Fatiha okunmaz mı? Barlada geçiyor, okunuyor diyor. Hmm. Bir tanesi de dedim ya şey Allah rahmetin Yok abi dedi babam ölmedi dedi. Ulan diriye de veriliyor da. Demek ki histe de zaman aşımı yok. Niye örmeye çalışıyorum? Halıyı im im imik. Im, yani ince ince örme. E, zamanın arkasında da olduğunu şey yapmaya çalışıyorum. Avlamaya çalışıyorum isim. Zamanı kapsıyor yani. Evet. Evet. Bak zaman aşımı arkası. Barla 373. Risale-i Nur'un küçük talebeleri. Bak bu çok antika. Bunun altını çiziyorum bak. Bak. Barla 373. Risale-i Nur'un küçük talebeleri. Tamam. O anda. Ve istikbalde çalışkan. Daha gelmemiş ha. İstikbal. Abdurrahman yani. İstikbalde çalışkan kıymetler şakitleri olanlar. İstikbalde ha? An olsa istikbal demez. İstikbalde olanlar şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. Şuraya bak ya. Bu nasıl bir şey ya? Kastamonu'da da var. Kastamonu galiba galiba Allahu Alem e, 53 sayfasında mı? Yok. Varlık. Yo, bak bak şimdi. Sa bak nerede biliyor musun? E, o kadar ileri gider miydi ya? Gitmezdi. 17 de olabilir. Sağ tarafta, alt tarafta. Böyle. Şimdi de da tale dahil dillerdi. 53'e bir bak sağ tarafta böyle olacak. Barla'da Barla geçiyor bu. Şimdi de dahil dillerdi. Allah istikbalde. İstikbalde gelecek nur talebelir de. Eee ustadın kıldığı namazı ortak daha gelmemiş. Buraya gelmemiş canım. Gelmesin canım. Her dershanede mi olacaklar? Onlar başka yerdeler şimdi. Kastamonu layıkası 14. 57, 57 mi? 57. 50. Dahil Okur musun oraya 57? Ye? o, o cümleyi? Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissederdim. Aynı yer. Evet. Vallahi demek ki orayı seçmişiz Tamam. Aynı. 57. 57 plaka neresidir? Sinop'u kalsın kafamızda. Resul abi abi. Ha, Resul dedim. Sen bir şey dedin abi. Tabi kendi dahillerle. He tabii canım. Usta öyle diyor. Haram olmayan her şey. Haram olmayan her dünya ise ise darsın. Vücut vücuda çalışır. Haramlar ademe çalışır. Onu da istemiyorum. Bir sürü haramlarımız var. Ne olacak o kadar o, siyah resim mi çıksın? Negatif. Onu da tövbe sistemiyle aktif ediyorsun. Bulduk çaresini çok şükür. Külliyat buldu ya. Tövbe sistemiyle. İrfan ne kadar lazım sana bu? Yok, o kadar. al Evet bize lazım. <laughs> Kastamonu 14. Evet. Hulusi'nin bir ga gailesi vardı diyorum. Hulusi'nin bir derdi vardı. E, dersim bombalanması için emir verilmiş. Bu da albay Kara e, bombaladı. Kalan en, şey insanlar varsa taşların onlar da öldür. Diye bu albay e, alayın komutanıdır. Dağa kaçan köy, insanlar orada mağaralarda vurun. Vurdular, öyle yaptılar. Tamamen insan kalmayacak. Canlı dem kan, tavuk bile kalmayacak. Emir bu. İlk bombalayan karşıdaki havalimanının e, ismi verilmiş pilot. Sabiha Gökçen diye bir kadın. Bombalayan kadındır o. Yani Dersim'i ortadan kalma bombalayan kadının adıdır. Pilot. E, Hulusi'nin bir gaylesi var. Bir derdi var diyor. Onu da oraya görevlendiriyorlar. E, vursun diye. Yani hepsini, tavuk hepsini. Sonra Tunceli ismini konmuş. Yok edilmiş yani. Şehir yok edilmiş. Kim diler onlar? Ehli Beyt'ti. Osmanlı o şehri kurmuş. Ehli Beyt. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soyundandı. Hulusi'nin oraya gitmeye bir gaylesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. <laughs> Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler onun şeyi kaldırıyorlar, başkasını görevlendiriyorlar. Burada ne çıktı? Risale-i Nur şakirtleri inayete bir. Tutunun buna ya. Hasta mısın, kanser misin, efendim ömrün az mı, ne bileyim ne olumsuzluğun var psikolojin. Şuna tutun, Risale-i Nur talebeleri bir. Yaz eline künye gibi inayet, rahmet, himayet, nezaret eder ve himayet eder. İnayet ve rahmet. İnayet altındayız. Rahmet altındayız. Endişe etme. Seni senden daha iyi düşünüyor senin Rabbin. Sen kendine sahiplenme. Vücut rengini verme. Buradan ne çıkarttık? Dünya ve ahiret bir görüyor Risale-i Nur. Dünyaya göre ahiret, ahirete göre dünyayı yorumluyor. Bak. Kastamonu 21. Tam bir senedir, tam bir senedir ahya Ah ya diri olanlar demek. Yüzünden envat ölüler hisse alıyorlar. Bakın Risale-i Nur o köye girdi mi? Sizin köye girdi mi Mehmet? Orada ders yaptın. O dersten ölüler istifade ediyor. Gelecekteki doğacak çocuklarda istifade ediyor. Orada şahsı manevi oluyor, bir koridor oluyor. O gırdaba, o köyde gidenler nura celp oluyorlar. Ders yaptın ya manyetik bir koridor oluyor. Ustad da öyle demiş. Arkadaşlar da diyor ki bir köyde bir nur talebesi varsa o, o köy benim diyor. Efendim Mehmet. Diyor ki Resulü diyor şahs manevisi diyor. Ee, baki ve muhtadir bir kuvve-i zahirdir. Bir rehberdir. Ya. Kuvve-i zahir. zahir. Kastamonu 26. Görüyor musun laikalarla gidiyoruz. Evet 30 sene evvel. Ha. Ustattan 30 sene evvel. Şimdi biz Kaç sene evvel? Kastamonu 1928. 1928. He? 28 mi? 20, 20, 20. O, ya o, şey diye, 8 sene koy. 34-35'te. O zaman. Şimdi 98 sene mi? Sen, şimdi ustattan 30 sene evvel bir hissi kablel vuku ile hissettim. Neyi? Fakat nasıl ki kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa Karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gördün. Fakat yanlış tatbik ettin. <laughs> Dediler. Buradan ne çıkarttık? His zamanla kayıtlı değildi. Hisse inikas ediyor. Gelecek geçmiş. İstikbal ama hisse uygun oluyor. Aklı çerçeveli değil. Yani aklın çerçevelisiyle değil. Hisse geliyor. Sen onu aklın kaydesine şey çeviriyorsun. Hani şu su hücreye göre değil. Ama ben mideye gönderdim. Bağırsaktan karaciğer karaciğerden hücreye tırnağa, göze gidecek şekilde paketliyor. Yani his, mazi ve istikbalden hisse dar oluyor. Akla o his hisse verirken o kalıplara dönüştürüyor. Ona dönüşüyor akıl yoluyla, akıl midesine geliyor ya, ustad mide diyor, akla mide diyor, vicdana mide diyor, kalbe mide diyor, ruha mide diyor, insanlık midesi diyor. Yani nasıl ki diyor bir yemek mideye şey girer, oradan tevzi olur, dağılır ya bir hakikat. Akıl midesine bu dersler girince hissiyatımıza gitmiyor mu? Duygumuza gitmiyor mu? Latife'ye gitmiyor mu? Şefkat muhabbet olmuyor mu? Oluyor. Tersini şimdi düşün. Gayptan hisse hissedar ediyorlar. Hisse kondu mideye, his mi akla uygun hal getiriliyor. Akla atınca akıl onu kalıplar, yöntemler, sistemler, kurallar manzumesinde alıyor. Emiyor, mas ediyor. Kendi sistemine dönüştürüyor. E, tasavvur da kendi sistemi. Mesela ben bir şey söylediğim zaman diyelim. Bazımızda bir hayal olur. Mesela diyelim ki köy deyince herkes kendi köyüne gider. Bak farklı şey. Aynı zamanda o denilen mana tasavvur olur, ilim olur, his olur, tarafkirlik olur, nefret olur, adavet olur, olur da olur sonsuz. Burada demek istediğim şu, gaybtan bizi hissedar ederlerken hissi kable, vuku hisse atılıyor. His midesinden sonra dima, izan yoluyla dima, e, latife-i rabbaniye yoluyla kalbe, Kalpten Del Latife insani yoluyla ruha atılıyor, atılıyor. Her şey, her sistem kendisine uygun formata dönüştürüyor. Diyor ki, sen bunu diyor bilgisayara e, MP4 attın ama diyor burada diyor vecele var diyor şu var diyor. Ona dönüşsün mü diyor o isim yani şu olsun mu olsun diyorsun ona dönüşüyor. Onunla açacaksın. Kendisini dönüştürüyor, tamam? Mı? Burada çabalamak istediğim şu. His midesine atılınca o geldiği gibi kaba taslak o ki, bizzat kendisi akla atılmıyor. Akla atılınca akıl kendisine göre muhakeme ve muvazene yapar. Evelini, ahirini, sucunu, gusun, hattın, battın, mutlalan o kalıpları alır, hıfseder, alır. Gelen manaları. <laughs> Bir de okuyorum. His zamanla kayıtlı değildi. Tamam. Hisse gayb inikas ediyor. İstikbal de inik inik inikas ediyor. İstikbal ve geçmiş de inikas ediyor. Ama hisse uygun oluyor. Akıl ne yapıyor? Onu çerçeveliyor. Aklın ölçüleriyle hisse, aklın ölçüleriyle hisse, hissi ölçülerle akla bakmak lazım, yorumlamak lazım. Şey, bakmama ne dedim? Bir daha söyleyeyim. Aklın ölçüleriyle hisse, aklın ölçüleriyle hisse, hissin ölçüleriyle akla bakmamak lazım, yorumlamamak gerekiyor. His bir şeyi akli değildir ama akla malzemedir, akla yöntemdir. Aklı aktif eder his ama ille his gibi değil. Onun şeylerini Mesela bir misal söyleyeyim. Gelmek istemiyorsun bir his. Ya böyle bir duygu var. Akıl hemen sebebini imal eder. Çünkü diyor. Ha? Çünkü. Malzemeyi o Mesela gelmek istiyorsun. Çok öyle, vicdanen gelmek istiyor. Yorgunsun. Akıl hemen vücut sistemini, yorgunluğunu kaldırıyor. Malzeme, ATP'leri vesaire bu, vücudun enerji paketlerini aktif eder. Gitmem lazım dedin ya kalkıyorsun. Mesela teheccüde kalkamıyorsun da hemen yarım saat, on dakika sonra sabah namazına nasıl kalkıyorsun? Çünkü iman kalkacak bu diyor. Vücut ona göre şartlanıyor. İman da kalkıyorsun. Şey farzda kalkıyorsun da çünkü tevcidi niye kalkamıyorsun? 10 dakika önce kalk. Kalkamaz. Çünkü farz olmadığı için iman o kadar aktif değil. İman aktif olunca o tememmeli arkasına geçiyor. Yani o iman farz şöyle de yataktan değil Farz bu ya dediğin zaman sanki başka bir vücuda giriyorsun. Bütün o tembellik enerjileri bastırılıyor. Mesela <laughs> sigarası duramıyor. Açlık duramıyor. Ramazan'da nasıl duruyorsun? Hani ben sen sigarasız yapamazdın. E Ramazan'da nasıl duruyorsun? İman diyor ki boşuna isteme. Ey tasavvur, ey tahayyül. Ta sigara şeyini, dürtüsünü verme. Bu içmeyecek. İçmeyecek bu. İmanın kuvveti aktif olunca <laughs> o e, kafir cinlerinin sinyali olan sigara iç dürtüsü olmuyor. Sigara kimin işine yarıyorsa o sana içirtiliyor. Hissin ve aklın şablonları doğruluk kalıpları aynı değil. Hissin kalıpları ile aklın kalıpları aynı değil. <laughs> yani şu süt kaç metredir? Olmaz ki Süt, süt. 10 litresi olur. E, <laughs> Mesafenin, eşyanın metresi olur. Hissin ve aklın şablonları, doğruluk kalıpları aynı değil. Birbirine dönüştürmede e, tıpa tıp aynı olmaz. Yani mesela sen bu dersi hissedersin. Tamam mı? Bak şimdi. Hissettin. Sevdiğim eşine veya birisine anlatacaksın Osman. Doktor anlatacak. Ama sen coştun ya. Anlatın. Peki aklın kalıpları anlatınca o adam senin hissettiğin gibi coşma olur mu? Olmaz. O yaşanır, anlatılamaz. O kadar. O yaşanır. Yaşanma demek histir. Anlatmak aklı kalıp kalıplara gelmez ki. Balı anlatırsın, içindeki elementleri söylersin. Ama yemek değildir. Siz sirayet ediyor. Eder. O nispet eder. Ona usta samimiyet diyor, ihlas diyor. Ne kadar böyle ehliysen bu ders anlatırken önce. Ehliysen o kadar tesir eder. Karşıyı tesir eder. Onun için dört tane sistem çalışıyor galiba. Şey üç tane. Sirayet, inikas, insiba. Bir tane daha var galiba. İncizap. Dört tane. Mesela usta bana da tesir etti diyor. Sirayet. İnikas var, incizap var, sirayet var. Sirayet de etmiyor mu? Binde insiba var. Çok acayip tuhaf şeyler çalışıyor. Hiç bahat görmemiş bilmese şu anda bir nur talebesi tarlada fabrikada çalışıyor. Onun ruhuna huzur olabiliyor. Gazze'de bomba oluyor, İsrail'de korku oluyor. Aynı şey. Tuhaf şeyler. Ee, devam ediyorum. Birbirine dönüştürmede tıp atıp aynı olmaz akıllayız. İçsel enfusi ustalık ister. Yani nasıl yapacağız onu? Şataat olmasın, cezbe olmasın, e, panteştik olmasın, vahdetil vücut olmasın, vehabilik olmasın, kaderi olmasın. E, gelen manalar, içte ustalık lazım. Onu yöntemlemek. Her şeyi yerine yerine koymak, ustalık lazım. Eee, ustat lazım. Usta ile ustat arasında fark nedir? Ustalar binayı yaparlar. Ustatlar ise bina yapmaz. Bina yapan ustaları yetiştirir. Ustaları ustatlar yetiştirir. Ne ustattır? Ustaları yetiştirdiği için. Şimdi usta var tamirhanede. Kalfa var, çırak var. Usta direkt çırakla muhatap olmaz. <laughs> İçsel enfusi ustalık ister. Zahir aldatabilir. Ve her birilerin ölçüleri, mihenkleri farklıdır. Kastamonu 30. Cebrail de lazım. Cebrel lazım. Açtınız mı abiler? 276 defter. Ha. Sıdık Sabri. Sıdık Sabri. Dur. Ünlem işareti. Dur. Ne diyecek? Merak ettim. Ünlemi neye koymuş? Ben koymadım bunu. Senin cisminde cisminde, vücudunda, ayağında kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman şu galiba baş parmakta çiftmiş. Baş parmak. Evet, çiftmiş böyle. Sabri abide de varmış. Çift. Ama tıpta eksikliktir doktor. Kabanı takma onu. Burada başka bir şeymiş. Seyit. Seyitlerin ama bir kolu, ayrı bir kolu. Bir ee, bir nesebi kolu değil sif. Ee, o çift olmak hem e, vehbi hem kesbi. O seyitlerin de hepsinin çift değil yani. Seyitlerin çift, hep ayakları çift, parmak çift değil. Bu kolu merak ettim. Nasıl ki la teşbih ve la temsil, nübüvvet de risalet gibi sırf nesebi noktasını dindarlık ve sen ulema, kutup, kutbul azamlar o nevden geliyor. <laughs> Seyitler. ...sıdık Sabri. Buyur ustadım. Senin cisminde ayağında yani. Kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman bir hissi kablel vuku ile kalbime geldi. Kalbine gelmiş. Neyle gelmiş? Kalbine gelmiş. Getirdim değil, ürettim değil. De kalbime geldi. Neyle geldi? Hissi kablel vuku ile vicdana oradan kalbe atıldı. Direkt kalbe değil. Bu zat mühim bir vakitte bana çok emniyeti bir kardeşlik edecek. Ve muvaffak oldun, yaptın. Allah senden ebeden razı olsun. Amin. Vay. Şuraya bak yani. yalandan iktifat edilmez ki din. Bu din olmaz. Vay be. Adı da Sıdık. Vay be. Keşke ben olsaydım ama ben değilim. Ama eksik miyim? Hayır. Sabri benim. Sabri sensin. Hani biraz önce okumuştuk. İştiraka, iştiraka ma'lihure hepimize ortaktık. Aynı biziz. Aynı sensin Abdurrahman. Ne anladık? Bazı şeyler hissi kalbe kable'l vuku vicdana geldikten sonra Kalbe uygun aktarılıyor. Bak ben seni diyor. Böyle olacağını hissi kablel vuku ile kalbime geldi. Hissi kablel vuku vicdan yoluyla kalbime geldi. Ne çıkarttık? Bazı şeyler hissi kablel vuku e, ile vicdana geldikten sonra kalbe uygun aktarılıyor. His yoluyla hem kalbe hem ruha hem akla aktarılıyor. Bunun da tersi var. Yani... Ee, şeydeki kaptekilerde e, hisse hissi kablel vuku ters çalışıyor şimdi. Ruhtakiler kalbe, kaptekiler ruha, şey vicdana hissi kablel vuku oradan dima ondan dışsa dışarıya taşınabiliyor. Bir şey var, yoksa, kablel vuku, yani. Hissi kablel vuku bu vicdaniyatın inkişafı nispetinde olur der usta Yine olur şey. Tabii kesinlikle. O, o kullanmadan yok. Vicdanı bozuk olanın vicdi istikbal velbukusu olmaz. Vicdana. Vicdana geldiği için vicdan çökerse içi çalışır mı? Adam çalışmaz. Mesela diyelim ki adam deli olmuş, diploması var. Tıp tıp mezunu. Deli olmuş, bu kafayı vurmuş trafik kazasında deli olmuş. Diploması geçerli mi artık? geçmez. Vicdanı vardı, diploması vardı, okumuştu. Ama arizi sebeplerle kafa gittince diploma da bitti. Yani vicdan yaratılışta vardı ama küfürle trafik asası geçirmiş gibi hissi kabile rukusu da yoktur. Yani vicdaniyatın inkişafı nispetinde olur. <laughs> Mesela diyelim ki vicdanda e, zihin var ya marifetullah değil miydi? İşte onlar böyle tefekkür ede de bu derslere katıla katıla e, o vicdaniyet inkişaf ediyor. Vicdaniyet inkişaf edin, etmesi ne demek? İraden sağlam oluyor. Ne demek? İbadette asla ibadeti namazda vaktinde tesbihat yapar, Hizbul Kur'an okur. Niye bir tanesi kardeşimiz Hizbul Kur'an'da tembellik yapıyor? Risal okumada tembellik yapıyor. Çünkü vicdandaki irade zayıf. Zayıf. Niye zayıf? vicdaniyette inkişaf etseydi bir ne demek irade güçlü olur. E, zihin marifetullah'da yatkın olur, devam eder. Hissi e, taraf doğru yapar. Adam çarşaflı gidiyor CHP'ye oy vermiş. Nasıl olacak? Ustadın sari ifadesi. Tevili de var. Eski CHP değil. Oysa risale kıyamete kadar rehberdir diyor. Kıyamete kadar rehber olanın şimdi adam kıyamete kadar değil şimdi değiştirdi. CHP, CHP küfür devam eder. CHP partizan diyor. Yani osa bir temsilcidir o. E şimdi adam tevil edebiliyor. Şimdi nedir o? Vicdaneti çalışır mı? Hissi kalbel vukusu olur mu? Olmaz. Olur da şeytandan olur. Evet. O, o şey, şeytandan olur. Tarafkili öyle çalışıyor. Şimdi vicdanın iki yönü var değil. birisi afaki, birisi de enfusi yönü var. afaki yönden vicdanın hissetmesi, yani dışarıdan afaki şeyleri hissetmesi, dışarıdan evet, dima, kalp, ruh üzerinden olur. enfusi hissetmesi ise ene, evet, ruh, daha çok direkt ene, ruh, o yoluyla olur. Ene ve ruh yolu. Evet, bu, bu. Paldır küldür olmaz abi. Yöntemle çalışır. Yani bu evet abi. Bir, bir evet. Zaten şöyle diyor. Vicdan için diyor ki şuna. İki yani. Evet. Vicdan berzahtır diyor. Diyor ki vicdanın anası elbası. içi irade, zihni, Aynı zamanda bu. Aynı başka isim veriyor buna. Ruhun dört havası. Vicdanın anası relvası. irade zihni, sıratı Aynı isim. Ne? Şimdi başka yerde bakıyor. Batından baktırıyor. Diyor ki ruhun dört havası. İradeziniz. Aynı şey. Berzah. Yani ruh kendisini vicdan yoluyla mülke taşıyor. Mülk vicdan yoluyla batına taşınıyor. Berzah'tır. Onun için vicdanın yeri yoktur. Yani aklın nerede deyince herkes mesela hastaneye geldiği zaman sana bak dikkat et. Buyur kardeşim başın mı ağrıyor? Evet nereden anladın? Elini tuttun ya. Karnı ağrının böyle gelir. Yani gayri ihtiyarı eli oraya gider. Acayip olur. Simasından anlarsın. Biraz da ustaysan. Tamam. Ha, peki akıl burada. Kalp nerede? Burada. Ruh nerede? Bedende. Beden her tarafına sirayet etmiş. Ruh şey, vicdan nerede? Yok. Niye yok? Berza olduğu için. Yok da var hafta inşallah 271 ve büyük mesnevi nüre çok acayiptir. kelama giriyor, zamana giriyor. Çok harika bir yer. Burada keselim. Vahir davahum en ilhamdillah rabbil alemin el fatiha.